Ayrıntı programından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir bilim insanı konuğumuz var. Çok kıymetli bir isim. Elazığ'ın yetiştirdiği önemli isimlerden biri. Profesör Doktor Ahmet Buran. Özellikle dil üzerine, Türkçe üzerine çok önemli çalışmalar yapmış. Başarısı Elazığ'ı aşmış. Çok kıymetli bir isim. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam büyük bir şanssınız. Hem Türk dili için hem Türk edebiyatı için gerçekten buna inanarak söylüyorum. Sağ olun. Alanında kendini Türkiye'de yetiştirmiş en iyi isim desem yanlış bir şey söylememiş olurum. Sağ olun, biliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bazen coğrafya kaderdir deniyor ya. Evet. Bazen öyle oluyor. Şimdi bir de olmasa bile çok şey değişmiyor. Bazı şeylerde siyaset var mesela. Bence Türk Dil Kurumu'nun başında siz olmalıydınız. Öyle düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. Ama politik olmak lazım. Ne evet. bileyim adamınızın olması lazım. Bilimsel olmanız çok önem taşımıyor. Evet. Hocam hoş geldiniz. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bu sözünüze bağlı bir şey söyleyeyim. Beni Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin farklı şehir üniversitelerinden istediler zaman içerisinde çokça gel diye. Ben gitmedim. Elazığ üniversitemizi bırakmak istemedim. Buraya hizmet etmek istedim. Fakat en son Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 3 yıl peş peşe aradılar buraya gel diye. Ben en son kesin cevap gelmeyeceğimi söyleyince bana dedi ki bak dedi sen uluslararası bir bilim adamısın. Evet. Sen Elazığ'da olmaz. Senin merkezde olman lazım. Ya İstanbul ya Ankara. Sen buraya gelsen her gün televizyonlarda olursun. Öyledir, Türkiye'ye hitap edersin. Öyle doğru. Maalesef öyle yani, bir şey. Bu bir hakikat. Yani burada olunca buraya çıkıyorsun ama orada olunca tüm Türkiye evet, sizi izleyebiliyor. Evet, evet. Fakat olsun burada da başardınız siz bunu. Kitaplarınız işte Kazakistan'da, Azerbaycan'da birçok dilde Türk dilinde çevriliyor. Evet. Bu önemli bir başarı. Evet, ama şey önemli değil. Hani üniversiteler önemli değil. Bizim üniversitemiz de birçok üniversiteden dil anlamında geri değil. Evet. Siz olduğunuz için ilk sıralarda. Sağ olun. Benim kastettiğim Türk Dil Kurumu gibi kurumlar. Evet. Yani oralar bir yani yara. İşte orada takdirlere bağlı oluyor. Yara yara hocam oralar. Oralar Cumhuriyet'in kuruluşundan beri benim için yara mesela. Evet. Ben öyle bakıyorum hocam. Evet. Hocam bugün 1 Kasım tesadüf. Tevafuk da diyebilir. Tesadüf demeyeceğim ben. Evet. Ben kaderciyim biraz hocam. 1928. Latin alfabesine geçişte mi? Harf evet, devrimi hocam. Evet, evet. Onunla başlayalım. Çok tartışılan bir konu evet. bu konu. Bu Latin alfabesine geçişle biz köklerimizden koparıldık tartışmaları var. Bir nesil, işte okuma tartışmaları da var. O çok ayrı bir şey. İstatistiklerde çok ayrı şey ama işte okur yazar hemen bitti dendi. Ben oralarda değilim. Oralar için cevaplar var ama işte o bir bilim diliydi. Osmanlıca ya da o günkü Arap alfabesi daha doğrusu. Osmanlıca demeyelim, onu da siz anlatacaksınız. Evet. Oradan başlayalım hocam. Hem Latin alfabesine geçiş nedir, ne değil bize onu anlatın. Bir de son kısmıyla işte köklerimizden koptuk mu, ne olduk? Evet, evet. Şimdi bir Türklerde bir alfabe sorunu var. Tarih evet. boyu bir alfabe sorunumuz var. Biz sadece Latin harflerine yani Arap alfabesini bırakıp Latin harflerine geçmedik. Tarihe baktığımız zaman yani Türk tarihini bir bütün görmek lazım. Bizim sadece İslami dönemimiz yok. İslam'dan önceki dönemimiz de var. Dolayısıyla her millet farklı dinlere girebilir, din değiştirebilir. Ondan sonra farklı devletler kurabilir. Ama o bir sürekliliktir. İslam öncesi, İslam sonrası diye bakarsınız. İslam öncesini İslam öncesi diye değerlendirirsiniz. İslam'dan sonrasını da İslam sonrası diye. Biz İslam'dan önce Göktürkler döneminde Türk alfabesi diye adlandırdığımız ya da Göktürk alfabesi evet. diye bilinen bir alfabe kullanıyorduk. Bu milli alfabemizdi. Yani Türkçe'ye göre düzenlenmiş ve Türkler tarafından düzenlenmiş özgün bir alfabeydi bu alfabe. Aslında bir Türk alfabesinden söz edeceksek bu alfabe Türk alfabesidir. Fakat 7. 8. yüzyıllarda bu alfabe kullanıldı. 9. yüzyıldan sonra bu devlet yıkılınca Uygur devletleri kuruldu ve o alfabe terk edildi. Yani bir alfabeyi de o zaman değiştirdik. Alfabe bir travmaysa bu travmaları peş peşe yaşaya yaşaya geliyoruz. Onu ondan bunları söylemek evet. istiyorum. Göktürk alfabesini değiştirdik. Uygur alfabesi dediğimiz yeni bir alfabe kullanmaya başladık. 9-10. Yüzyıllarda da bu alfabeyi kullandık. Sonra 10. yüzyıldan itibaren Türkler İslamiyet'i kabul ettiler. Müslüman oldular. Ve Müslüman oldukları 10. yüzyıldan itibaren Arap alfabesini evet. kullanmaya başladılar. Yani iki alfabe değiştirmiş evet. olduk buraya gelinceye kadar. Sonra laik olunca da
Latin alfabesini geçtik değil mi hocam? Evet, sonra 900 küsür yıl bu Arap alfabesini kullandıktan sonra işte 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 1928 Latin harflerine geçtik. Onunla kalmadı. Türk dünyası bizden önce Latin harflerine geçtiler. Onlar 1926'da Bakü'de bir kurultay yapıldı. Uluslararası Birinci Türkoloji Kurultayı. Bu kurultayda Sovyet Türkleri, ki Sovyet Türkleri dediğimiz bugünkü işte Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, Kafkas grupları, Türkler ve diğerleri. Bunlar hepsi Latin harflerine geçti 1926-29 arasında bizden önce. Sonra biz de 1928'de Latin harflerine geçtik ve bir alfabe daha değiştirdik. Latin harflerine geçtik. Sovyet Türkleri 1936-39 arasında Sovyetlerin cebir yoluyla, biraz da zorla Kiril alfabesini onlara kabul ettirmesi dolayısıyla onlar bir daha alfabe değiştirdiler. Bu defa Kiril alfabesine geçtiler. Şimdi yeniden Türk dünyasının ortak alfabe arayışları dolayısıyla bir daha değiştiriyorlar. Yani Türk dünyasındaki diğer Türk grupları bize göre çok daha fazla alfabe değiştirmiş oluyorlar. Şimdi Türkler tarih boyunca üç şeyi çok değiştirmişler. Ve bu üç şey de millet hayatında çok önemli travmalar yaratıyor. Hatta milletleşme sürecini de olumsuz etkiliyor. Bir toplumun milletleşme sürecinde çok önemli olumsuz etkiler var. Bunlar bir, coğrafya değiştirmek. Evet. Coğrafya kaderdir dediniz. Evet. Yani çok coğrafya değiştirmek. Evet. Çünkü coğrafya gerçekten toplumların kültürlerinin, dillerinin, gelenek göreneklerinin şekillenmesinde, hatta insan tipinin şekillenmesinde, fizyolojinin şekillenmesinde bile etkisi var. Çok coğrafya değiştirdiğinizde bu sürekli değişiyor. Sürekli değiştiği için kristalize olmuyor. Millet kültürü kristalize olmuş insan topluluğudur. Yani belli şekiller almış, belli kalıplar almış insan topluluğudur. O olumsuz etkisi oluyor. İkinci çok değiştirdiğimiz şey din. Evet. Din esasında doğrudan millet kavramıyla ilişkili değildir. Bizde bu kavram da çok yanlış değerlendiriliyor. Din doğrudan milletle alakalı bir şey değildir. Mesela aynı dine mensup çok farklı milletler vardır. Doğru. Hristiyanlığa mensup çok farklı milletler var. Müslüman olan da çok farklı milletler var. Demek ki din milletin kimliğini, milli kimliğini belirleyen temel faktör değil. Ama din millet için önemli bir kavram. Evet. Milletin tabii ki inanç dolayısıyla kaynaşması, yakınlaşması, farklı toplumlarla da yakınlık kurması için çok önemli bir değerdir. Ama millet ve milli kimlik açısından din şey değildir, yani belirleyici değildir. Evet. Nihayetinde bugün mesela Müslüman olmayan Araplar da var, Müslüman Araplar var, hepsi Araptır. Hristiyan Araplar var. Hristiyan, evet. İşte mesela Hristiyan Türkler var. Evet, tabii. Gagavuzlar. Müslüman Türkler var ama onlar da Türk. Biz de Müslümanız, Türküz. Dolayısıyla yani ayırıcı olan veya belirleyici olan temelde o değil. Neyse, üçüncüsü de alfabe. Çok alfabe değiştirmek. Alfabe değiştirme tabii belli şartlar içinde oluyor. Yani niye bir toplum, bir millet alfabe değiştirir? Birçok sebebi var. Yavaş yavaş değineceğim. Şimdi alfabe değiştirdiğinizde ne oluyor? Besbelli o alfabeyle yazdığınız kültürel, bilimsel eserleriniz dini olabilir, kültürel olabilir, edebi olabilir. Eserleriniz o alfabeyi bilmeyenler tarafından okunamıyor. Ve dolayısıyla eski kültür, yeni kültür ya da eski dönemin anlayışıyla yeni dönemin anlayışı arasında bir ilişki kuramıyorsunuz. Eski dille yeni dil arasında bir ilişki kuramıyorsunuz ve böylece belirli bir kopukluk meydana geliyor toplumun tarihiyle hali arasında, yaşadığı dönemle geçmişi arasında bir kopukluk oluyor. Bu da tabii ki milletlerin hayatında bir travma yaratıyor. Bu her alfabe değişikliğinde yaşadığımız bir şeydir aslında. Göktürk'ten Uygur'a geçerken, çünkü Göktürkler döneminde Göktanrı inancı vardı. Sonra Budizmi ve Maneizmi kabul etti Türkler. Sonra Budizm, Maneizm'den İslam'a geçildi. Neyse ki Latin harflerine geçerken İslam'dan başka bir dine geçmedik. Yani burada bir din değişikliği söz konusu değil. Şimdi alfabe niye değiştiriyor toplumlar?
Çeşitli sebepleri var. Bir, teknik sebepleri. Yani alfabenin kendisinden kaynaklanan teknik sebepler. Alfabenin ne olduğunu bilmek lazım. Alfabe dil değildir. Alfabe dilden farklı, dilin seslerinin yazıdaki işaret karşılıklarıdır. Dolayısıyla alfabe doğrudan dil demek değil. Ama her bir alfabenin öğrenme bakımından zorluğu, kolaylığı var. Sistemi var. Kendine göre bir sistemi var. Her bir alfabenin temelde belirli bir dil için düzenlenmiş olmasından kaynaklı o dil için çok uygun olduğu halde başka bir dil için uygun olmayabiliyor. Evet. Diller arasında zorluk, kolaylık yok. Yani evet, şu dil şu dilden daha zordur şeklindeki yaklaşım göreceli bir yaklaşımdır. Bilimsel değil. Evet. Dil bilimsel bakış açısı içerisinde hiçbir dil diğerinden daha zor ya da daha kolay değildir. Bütün diller zorluk kolaylık bakımından eşittir. Sadece bizim bildiğimiz ana dilimizin öğrenmekte olduğumuz diğer dilin sistemine yakınlığı ya da uzaklığı bizim için göreceli bir zorluk kolaylık doğurur. Yoksa gerçek anlamda hiçbir dil zor değildir. Ama alfabeler gerçekten zor ve kolaydır. Yani bazı alfabeler kolaydır, bazıları zordur. Evet. Mesela Çin alfabesi çok zordur. Ama Çince zor değildir. Çin dili zor değildir. Zor olan alfabesidir. Binlerce işareti var çünkü. Binlerce işaret öğrenmeniz lazım. Mesela Arap alfabesi Latin alfabesine göre zordur. Niye zordur? Çünkü işaret sayısı bir defa, tabii biz kendi dilimizi ölçerek söylüyoruz. Türkçeyi ölçerek söylüyoruz. İşaret sayısı fazla. Biz 38 işaret kullanırdık Osmanlı alfabesi içerisinde. Şimdi 29 işaret kullanıyoruz. Şimdi çok olması o kadar da zor bir olay değil, önemli değil. Ama kelimenin başında harf ayrı yazılıyor. Ortasında ayrı yazılıyor. Sonuna gelirse ayrı yazılıyor. Yani şekil değiştiği için bir evet, Rusça'da zor... da var benzeri şeyler. Evet. Sonra bazı harfler bitiştirilerek yazılıyor, bazıları bitiştirilmiyor. Bitişince harfin şekli değişiyor, bitişmeyince başka türlü yazılıyor, bitince başka türlü yazılıyor. Özür dilerim, merak ettiğim için. Bu zenginliğe de sebep olabiliyor ama. Yok, bunun olmuyor, bu, yok. Bunun bir zenginlik yaratacak tarafı yok. Yani bu bir alfabe öğrenme açısından, alfabeyi öğrenme açısından bir zorluktur. Şimdi yani işin teknik tarafından bahsediyorum. Alfabeler, diller için yapılan alfabelerin iki türü var. Bir fonetik alfabeler, bir de fonemik alfabeler. Yani bu terimler şey oldu, yabancı terimler oldu, Türkçe değil. Ama Türkçe karşılığı şöyle söyleyeyim. Ses birim ve alt ses birim. Türkçe terimle böyle söylüyoruz bunlara. Ses birim ve alt ses birim. Ses birim, alt ses birim ne demek? Şudur. Dillerde bazı sesler var, anlamla doğrudan ilişkilidir. Bazı sesler anlamı değiştirir. Bazı sesler ise anlamla doğrudan ilişkili değildir. Mesela ben yıllar önce Ankara'da bir toplantıda idim. Bu Johan van de Vel diye bir meşhur Belçikalı dil bilimci var, Türkolog var. İşte 36 dil biliyor filan, böyle çok söz konusu olur sosyal medyada filan. Bunun bir konferansı vardı, o konferansını dinledim. Daha 1992-93 yıllarıydı. Bir şey anlattı. Türkçenin bu fonem nitelikli seslerinin cümle veya kelime içindeki rolleri açısından çok güzel bir örnekti. Benim aklımda kaldı. Hep onu kullanırım da. Dedi ki ben Ankara'ya geldim. İşte uçaktan indim. Şehire geldim. Kültür Bakanlığı'na gidecektim Ankara'da. Bir taksiye bindim. Taksiciye ben yabancıyım. Kültür Bakanlığı'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Beni Kültür Bakanlığı'na götürür müsünüz demek istedim dedi. Türkçe biliyor çünkü. Türkçe olarak söylemeye işte çalışmış. Fakat diyor dilim sürçtü. Ben yabancıyım. Beni götürür müsünüz yerine ben yalancıyım. Beni götürür müsünüz dedim diyor. Şimdi yabancı ile yalancı kelimesindeki sesler 8-10 tane ses var bu kelimede. Sadece bir tanesi değişiyor. Yabancı ile yalancı arasında B ile L. Sadece B yerine L kullanmış oluyor. Yabancıyım diyeceğine yalancıyım diyor. Tamamen bambaşka bir anlam. Yani fonemik dediğimiz sesler böyle sesler. Anlamı değiştiren sesler.
Fakat bazı sesler anlamı değiştirmez. Mesela yok deriz. Aynı kelimeyi bir de yok deriz. K ayrı bir sestir. H ayrı bir sestir ama anlam değişmez. Ya da kapı deriz. Bir de kapı deriz. Ka, ama anlam değişmez. Şimdi anlamı değiştirmeyen bu sesler alfabede gösterilmez. Yani yazı dili alfabesinde gösterilmez. Anlam değişikliği yaratan sesler yazı dili alfabesinde gösterilir. Çünkü bazen diyorlar ki ya H niye yok alfabemizde? İşte W niye yok, Q niye yok, şu niye yok, bu niye yok filan. Bunlar teknik şeyler. Yani bir fonemik, bir yazı dili alfabesi fonemik olur. Yani anlam ayırt edici ses birimler orada sadece gösterilir. Anlam ayırt edici o dil için anlam ayırt edici, başka diller için olabilir. Ama Türkçe için bunların anlam ayırt edici özelliği yoksa onlar yazıda, yazı dilinin alfabesinde gösterilmez. Bir. İkincisi, her bir dilin alfabesi sadece o dilin sesleri ölçü alınarak yapılır. Yani Türkçenin alfabesi Türkçenin seslerine göre düzenlenir. Arapçanın alfabesi Arapçanın seslerine, İngilizcenin alfabesi İngilizcenin seslerine göre düzenlenir. Biz başka dillerden, bütün diller başka dillerden kelimeler alırlar. Ama kendi dillerinin alfabelerine dünyanın başka dillerinden aldıkları kelimelerdeki farklı seslere göre işaretler eklemezler. Onun için farklı işaretler eklemek doğru değildir. Dilimize, kendi dilimizin sesleri gerektiriyorsa ekleriz. Ama başka dillerin, dillerden aldığımız kelimelere göre ses eklerseniz bunun hiç sonu yok. Peki bu alfabe türetilirken yani eksikler, kusurlar söz konusu olmadı mı? Kaçırdığımız sesler... Söyleyeceğim. Evet. Söyleyeceğim. Şimdi işin teknik yani alfabe evet. yapılırken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi o zaman bizim yeni alfabemiz yani Latin alfabesi bugün yıl dönümü olan alfabe yapılırken nasıl bir yol izlendi? Evet dediğiniz gibi bir şeyler eksik kaldı mı veya gözden kaçan bir şey var mı yok mu? Bunu öyle değerlendir, eleştirel bir gözle değerlendirdiğimizde... Bir de eleştirel gideceksek şunu da sorayım, beraber gidelim. Yani Atatürk, Türk dilini neden bir Ermeni ismi bıraktı, Agop Martayan'a bıraktı? Ya merak ediyoruz. Şimdi, sormak hakkımız hocam. Tabii. Şimdi önce bunu söyleyeyim tamam, o zaman peki. sonra tamam. şeye geçelim. Tamam hocam. Şimdi bizim Elazığ'da bir lisede öğretmenlik yapan bir arkadaşımız geldi. Dedi ki ben yüksek lisans yap. Birkaç sene önce dedim 10-15 sene önce. Yüksek lisans yapmak istiyorum dedi sizinle. Peki aldık yüksek lisansa. Odamda ders yapıyoruz. Ders sırasında söz Atatürk'e geldi böyle. Evet. Ben Atatürk'ü övücü birkaç söz söyledim. Evet. Dedi ki ya hocam ben de dedi Atatürk'ü severim ama keşke dedi o Agop Bilaçar'ı getirip kurumun dil kurumunun başına koymasaydı dedi. Aynen şimdi onun için güldüm ben size söyleyince o aklıma geldi. Dedim ki şimdi desem ki ya öyle bir şey yok falan çok afaki inandırıcı olmayacak. Bilgisayarımı açtım. Gel dedim Türk Dil Kurumu'nun sayfasını açtım. Türk Dil Kurumu'nun sayfasında başkanlarımız diye bir bölüm var orayı açtım. O yok. Dedim ki gel bak baktı sırayla. Ondan sonra bak ilk başkan, ondan sonraki görev yaptığı yıllar, fotoğrafı, adı soyadı, son başkana kadar. Hani dedim Agop Dilaçar? Allah Allah dedi ya öyle diyorlardı ama. Ya çalışmaların başında birçok çalışmanın öncülüğünü yapan Agop Martayan hocam. Yok şimdi şöyle. Hocam. Şöyle ben söyleyeyim. Ya imza dahil imzasını yapan bir Ermeni. Şimdi şöyle görmek lazım onu. Agop Dilaçar Dil Kurumu'nun başına hiç gelmedi. Başkan falan olmadı. Agop Dilaçar Dil Kurumu'nda uzman olarak çalıştırıldı, yararlanıldı ondan. Ama o Dil Kurumu kurulmadan önceki sürecin tamamını Agop Martayan yönetti hocam. Yok öyle değil. Peki hocam, siz aydınlattınız. Peki. Yani Agop Dilaçar'ın bir kısım Cumhuriyet dönemi dil çalışmalarında özellikle Atatürk'ün sağlığı döneminde önemli rolleri var. Fikir veriyor, fikir verici şeyleri var. Ama zannedildiği kadar her şeyi yönlendiren veya belirleyen o değil. Şimdi şöyle... O zaman şöyle şunu da ekleyelim, özür dilerim. Ermeni isimler çok etkili dilde. Mesela son dönemde önemli çalışmaları yapanlardan biri Sevan Nişanyan hocam. Evet. Cevan Nişanyan bağımsız çalışıyor. Evet. Kendi adına ya çalışıyor. Ama olsun yani çalışıyor netice itibariyle. Çalışıyor ama. Yani takdir ediyoruz. Ermeni dili üzerine çalışmak yerine
ciddi anlamda Türk dili üzerine çalışıyor. Evet. Takdir etmeniz, evet. Yani takdir edilmesi lazım. Bir şey demiyorum ben. Yanlış, ben merak ediyorum bak, zaten. Sevan Nişan yani evet. Yaptığı çok yanlış işler var. Yaptığı çok yanlış işler var. Şey hatırlıyorsunuz değil mi? Elazığ depreminde siz çok evet, sevmiştim. Evet, evet, biliyorum. Çok yaptığı çok yanlış. Yani dilde de yanlış işler evet, yapıyor. Evet. Bir de siyasi olarak yanlış şeyler evet. söylüyor. Fakat ben şu açıdan takdir etmek evet. lazım. Dil kurumunun yapamadığı işleri yapıyor. Evet, o yapıyor. Yani dil kurumunun uğraşması gereken işlerle yani bu adam işte uğraşıyor. O evet. anlamda diyorum. Evet, doğru, bir kişi doğru. tek başına doğru. dil kurumunun yapamadığı işleri yapıyor. Onun için takdir etmek lazım evet, diyorum. Evet, evet hocam. Şimdi şöyle, bu AGOP meselesini şöyle evet, olur. Şey yapalım, özetleyelim. Tamam hocam. Şimdi Timur Aydınlanması diye bir dönem var. Timur bütün İslam coğrafyasındaki evet. alimleri topluyor sarayına ve onlardan yararlanıyor. Onların fikir üretmesini, bilgi üretmesini istiyor filan yararlanıyor. Belki Timur'un böyle yükselişinin temel sebeplerinden biri bu olabilir. Avrupa ya da Amerika günümüzde ne yapıyor? Dünyanın bütün ülkelerinden biz beyin göçü falan diyoruz ya, çalışan beyinleri alıyor, götürüyor. En stratejik kurumlarını çalıştırıyor, onların bilgilerinden yararlanıyor ve işte üretiyor, ilerliyor. Şimdi Dilaçar 7-8 dili çok iyi derecede bilen çok iyi bir dil bilimci. Yani bunun Ermeni olması, Amerika'da çalışan bizim Aziz Sancar'ın Amerika'da çalışıyor olmasından bir farkı yok. Amerika Aziz Sancar'ı almış, orada çalışıyor, beyni kullanıyor, üretiyor. Amerika onun bilgisinden yararlanıyor. Hı. Siz de onun gibi Ermeni evet ama Ermeni vatandaş almışsınız. Onu çok, çünkü çok iyi bir dil bilimci. Yani çok iyi bir dil bilimci. Bu kişinin bu bilgisinden yararlanmışsınız. Evet. Peki hatalar olmuş mu, yanlışlar olmuş mu? Olmuş tabii. Evet. Yani olmuş ama meseleyi biraz farklı yere götürdük. Alfabe evet. konusu şey kaldı, evet. yarım kaldı. Tabii, devam edelim hocam. Alfabe konusuna tekrar evet. Döneyim. Şimdi alfabe dedim, biri fonemik yani anlam ayırıcı sesler evet. yazı dili alfabesinde olur. Evet. Diğerleri olmaz. O halde Türkçenin alfabesi için, yani Türkçenin bu yeni alfabesi için ölçü alınan şeyler Türkçe için fonemik olan sesler. Bunlar esas alınmış. Bunlar esas alındığı için de fonemik olmayanlar alfabeye konmamış. Burada üzerinde tartışma olan iki tane aslında ses var. İki ses var. Biri kapalı dediğimiz ses. Bu el ve el. El derken el. Yabancı. Azerbaycan Türkçesinde daha çok olan değil Azerbaycan mi hocam? Azerbaycan Türkçesinde kullanılıyor evet. El derken söylediğimiz e sesi. Bir de damak n'si ya da nazal n dediğimiz ng sesine yakın bir sestir. Bu deniz, evet, Orta Anadolu daha çok bunu kullanır. Beniz filan böyle bu telaffuzdaki bu ng sesi. Bu ng sesi diğer Türk dillerinde de var. Bizde İstanbul ağzında bu kaybolduğu için, bu ng sesi kaybolduğu için yazı dilimizde İstanbul ağzı esasında oluşup geldiği için yazı dilimiz aslında yazı dilimizin oluşumu Cumhuriyet'le olmadı. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti, ticaret merkezi, kültür merkezi, bilim ve edebiyat merkezi olunca yazı dili böyle doğar. Yani bir evet. dillerin varyantları arasında bir varyant öne çıkar ve o varyant yazı diline doğru hazırlanır. Doğal bir hazırlanma sürecidir. Biz ona seçilme, standartlaşma, yaygınlaşma, kabul aşamaları diyoruz. Bu aşamalardan doğal olarak geçer ve yazı dili olur. Bizim yazı dilimizin oluşumu İstanbul'un fethinden sonra, İstanbul'un başkent olmasından sonra İstanbul ağzının merkez ağız olarak benimsenmesi ve o tarihten sonra bütün edebi, ilmi, yazılan bütün yazıların İstanbul ağzı esasında yazılmasıyla İstanbul ağzı Osmanlı döneminde bizim yazı dilimiz oldu. Ama hocam özür dilerim, çok özür dilerim. Bölmüş olacağım ama bu aklıma geldikçe soruyorum. Bu İstanbul Türkçesi bizim bahsettiğiniz gibi işte İstanbul fethi o merkeze aldığımız bir şey. Evet. Şu an kullandığımız İstanbul Türkçesi ile diğer Türk devletlerinde bir ortak alfabe çalışması, ortak bir dil çalışmasına ne kadar yakın, uzak değil mi? Evet. Şimdi şöyle İstanbul Türkçesi, İstanbul ağzı Osmanlı döneminde yazı evet. dili oldu. İstanbul ağzında var olan fonemik sesler esas alındı. Evet. Yazı dilinde Osmanlı dönemi yani
alfabe değişmeden önce Arap alfabesiyle yazarken de o aynı şeyle yazıyordu. O sesler çıkıyordu, evet. Aynı ağızda, evet. Yani aynı İstanbul Türkçesiyle yazıyorduk. Hı diye yazmıyorlardı. Evet. Yok diye yazmıyorlardı, yok diye yazıyorlardı. Kapalı'yı o zaman da kullanmıyorlardı yazıda. Evet. Cumhuriyetle birlikte bir imla düzenlenmesi oldu. İmla düzenlenmesi oldu. Bu imla düzenlenmesinde şu daha çok şu yapıldı. Yazı dili konuşma diline yaklaştırıldı. Yazı diliyle konuşma dili arasında fark çok fazlaydı. Yani halk farklı konuşuyordu. Yazma aydınlar farklı. Yazarken farklı yazıyorlardı. Bu farkı biraz, o sadeleşme biraz da budur yani. Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak. Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak. Şimdi bunu böyle yaptılar. Sorunuza cevap da vereyim bu arada. Tabii İstanbul Türkçesi bir farklı bir yazı dili, Anadolu Türkçesi için oluşmuş bir standarttır. Azerbaycan Türkçesi standardı da önce Tebriz'e, sonra Gence'ye, sonra Bakü'ye dayanıyor. Önce Tebriz ağzıyla şekillenmiş. İran. Tebriz ağzıyla şekillenmiş. Sonra Gence ağzı etkili olmuş. Onun katkısı olmuş. Daha sonra da Bakü merkez olmuş. Ve Bakü, bugünkü Kuzey Azerbaycan, yani bağımsız Azerbaycan Devleti'nin yazı dili Bakü ağzı temelli bir yazı dilidir. Şimdi dolayısıyla yazı dilleri oluşurken, böyle aynı dilin lehçeleri arasında yazı dilleri oluşurken her bir bölgede farklı bir standart var. Biz K ile söylüyoruz, Azerbaycanlılar H ile söylüyor. Şimdi 3 harf eklendi ortak alfabeye, değil mi hocam? Şimdi yok, ortak alfabeye toplam 5 harf eklendi. Pardon, özür dilerim. Evet. Evet, evet, evet. 3 tanesini biz biliyoruz. Evet. 3 tanesi bizde yaygın olanlar, diğeri. Evet. O diğer Türkçe dilleri. Evet. Olan, özür dilerim. Toplam 5 harf eklendi. Özür dilerim. Her bu ortak alfabenin şeyi şudur. Temelinde tavsiye edilen şey şudur. Bizim alfabemiz sabit kalmak kaydıyla. Şimdi bizim yine oradan bazı şeyleri geçtik. Aslında böyle sorular çokça şey gelince atlıyoruz. Siz dönün ama hocam. Evet. Bu alfabede 5 işaret var. 5 yeni harf eklendi. Bize göre yeni. Evet. Bunlardan biri H. H. Bu bizim dışımızdaki diğer Türk dilleri için kullanılan bir sestir. Dolayısıyla onlar kullanacak. Biz değil. H. Bu X dediğimiz işaret var ya. Evet. O X değil tabii. O alfabede H'dır. H'dır, evet. Evet. H biri. İkincisi o damak nesi. Dengiz, bengiz dedik ya. Evet. O. Üçüncüsü kapalı E. El farkı. Ters E. Azerbaycan'daki kullandık. Azerbaycan'da aslında onu biraz farklı yaptılar. Azerbaycan ters E ile yazdığı bizim normal E'dir. Düz E ile yazdığı da kapalı E'dir. Yani işaret ters kullandılar onlar da onu. Kapalı E. Q ama Q için, Q'nün kullanıldığı yer İngilizce'deki veya Fransızca'daki Q gibi değil. Bizde kalın ünlülerin yanında kullanılan K'yi yazmak için. Yani keçi dediğimizde normal K ile, kapı dediğimizde bu Q ile yazılacak şey. Ama bizim dışımızdaki yine Türk dilleri. Azerbaycan öyle böyle yazıyor. Böyle kalın K ya da ince K. Evet. Evet. Değil mi? Yani kaf kef eski eski alfabemizde kaf kef karşılığı. Beşincisi de çift dudak V'si dediğimiz W ya da. Bu da bizim için gerekli değil. Bizim dilimizde yok o. Azerbaycan için gerekli değil. Onlar da kullanmıyorlar. Türkmenler için gerekli değil. Gagavuzlar için gerekli. Yani Oğuz grubu için gerekli değil. Evet. Kim için gerekli? Hatta Karluk grubu için dediğimiz Özbekçe ve Uygurca için de gerekli değil. Kıpçak grubu için gerekli. Kıpçak grubu. Yani Kırgızlar için de gerekli değil. Çok Kırgızlarda da yok ama Kazaklar da var. Başkurtlar da var. Tatarlar da var. İşte şeylerde. Kuzeye gittikçe o zaman. Evet. Yani Kuzey Türklüğünde var. Evet. Kuzey Türklüğünde var. Şimdi bizim için, yani Türkiye için şu anda bir dil derneği var. Bu dil kurumu 12 Eylül'den sonra bir kapatıldı. Eski dil kurumu biraz daha ideolojik olarak sol eğilimli bir yapıda idi. 12 Eylül'den sonra kapatıldı. Bir yeni kanunla yeniden düzenlendi ve yeni yönetimler oluştu. Sonra gelen yönetimler genellikle o sol görüşlerden, bütünüyle sol görüşlerden oluşmuyordu. Onlar şey yaptılar, bir dil derneği kurdular.
Ve o dil derneğinde Türk Dil Kurumu Türk Dili diye bir dergi çıkarıyor. Onlar da Türk Dili diye bir dergi çıkarıyorlar. Dil Derneği. Yani alternatif evet. bir oluşum evet. ortaya çıktı. Ve Dil Kurumu bir sözlük yaptı diyelim. Onlar da bir sözlük yaptılar. Dil Kurumu'nun sözlüğü var. Evet. Dil Derneği'nin sözlüğü var. Dil Kurumu'nun Türk Dili evet. dergisi var. Dil Derneği'nin Türk Dili dergisi var. Şimdi Dil Derneği nazal neyi ekledi, kendi yazdığı metinlere ekliyor ve öyle yazıyor. O damak nesi dediğim. Evet. Deniz yazarken yani normal neyle yazmıyorlar. Deniz diye evet. o evet. üzerine şöyle eğri bir işaret evet. konuyor. O işaretle yazıyorlar. Ondan sonra bunun olması lazım diyorlar. Alfabede bunun olması lazım. Yani demek ki hala bu işaretleri alfabemizde kullanmamız gerekir diyen bir görüş de var Türkiye'de. Bu işaret bizim Osmanlı alfabemizde vardı. Damak nesi. Kef ile gösteriyorduk ama ses değeri itibariyle farklıydı. Kef biliyorsunuz Arap alfabesinde hem K'yi karşılar evet. hem G'yi karşılar. Bir de damak N'sini karşılar. Üstüne o çizgiyle çizgilerle bazen üstüne şey. Çizgi koyarak yazılır. Evet. Bazen hiçbir şey konmaz. Evet. Bazen bazı metinlerde hiçbir şey konmaz. Ama biz Türkçeyi okurken onun yazıldığı yerde onun damak N'si olduğunu anlarız. Yani tabii işi biraz bilenler anlarlar onu. Vardı. Şimdi eğer yeni alfabemizde eksik kalan bir şey var mı dersek işte bunları tartışabiliriz. Kapalı E. Kapalı E birkaç kelimede fonemik özellik taşır. Yani anlam ayırt edici özellik taşır. İşte el, el örneğinde olduğu gibi. Ama hocam olursa çoğaltılabilir. Oldukça çoğaltılacak. Olmayan bir şeyi çoğaltmamız... Yok. Şimdi evet. sesler, yani alfabedeki evet. işaretler dilde var olan sesler için yapılır. Evet. Evet. Önce işaret sonra ses yapılamaz. Evet. Öyle evet. bir... Şimdi konudan konuyu atlamak istemiyorum ama bir yoğurt örneğimiz var. Yoğurttan geliyor işte biliyorsunuz. Hep anlatılıyor. Siz yaptığınız için bütün dünya dillerinde yoğurt yoğurttur. Ha yok ayrı. Evet. O şimdi ayrı bir şey. Şuna geleceğim. Yani teknolojide telefon, bilgisayar hep kim türetiyorsa o kelimeyi... Tabii. Onların kelimeyi değil. Şeyi, pardon. Nesneyi, varlığı. Nesneyi kim varlığı kavramı. Şey yapıyorsa o ismi ona o veriyor. O tabii. sesleri o millet yapıyor. Ama maalesef biz bunları yapamadığımız için biraz... İşte mesele şu. Niye biz alıyoruz, almak zorunda kalıyoruz? Evet. Çünkü üreten biz değiliz. Bilgiyi doğru. biz üretmiyoruz. Teknolojiyi doğru. biz üretmiyoruz. Tabii ben şöyle anladım. Zannettim şöyle diyorsunuz. Alfabeye bir işaret koyarım. Bir işaret, bir harf alfabeye ekleyelim. Sonra o sesi de üretiriz. Yok öyle olmaz. Yok öyle bir şey, öyle bir çünkü, şey. Öyle bir şey değil, öyle bir şey evet. söylemem hocam. Çünkü yani yok. O ses öyle olmaz. Onun anlamı yok. Evet tabii. Ses olacak ki. Tabii yani şey o ses dilde olacak sesler ki. Sesler için var, harfler sesler için tabii, var hocam. Evet harfler sesler yok, için var, şey de, çok doğru. Ben yanlış anladım. Onun için ona yok öyle bir falan diye itiraz ettim. Yoksa dediğin öbür türlü doğru. Tabii ki şimdi dil felsefesinde bir şöyle. Bir şeyler üreteceksiniz, sesler çoğalacak. Efendime söyleyeyim ya da manalar çoğalacak. Ona göre evet. harf türeyebilir. Evet. Şimdi dil felsefesinde şöyle temel bir ilke var. Evet. Dil dünyayı değil, dünya dili belirler. Evet. Dil dünyayı değil, dünya dili evet. belirler. Yani siz herhangi bir kelime türeterek bir nesneyi var edemezsiniz. Evet. Ya da herhangi bir varlığı yoktan var edemezsiniz. Evet. Bir şey vardır, onun adını yaparsınız evet. ancak. Aynen. Ona ad verirsiniz. Evet. Yani bir şey varsa adı olur. Evet, yoksa doğru. yoksa doğru yoktur. Doğru. Dolayısıyla aslında bir şey varsa onun bir adı vardır temel ilkesine hareket ettiğimiz zaman bir insanın zihinsel dünyasında herhangi bir düşünce, herhangi bir kavram, herhangi bir nesne söz konusuysa onun mutlaka bir adı, bir simgesel göstergesi de vardır onun zihninde. Evet. Onun zihninde bu vardır. Yoksa zaten yoktur. Evet. Onun için hani benim düşüncem çok fazla ama dilim yetmiyor filan demek doğru bir yaklaşım değil. Evet. Bu doğru değil. Yani evet. insanın dünyasında ne varsa dilinde o vardır. Evet. Kökeni Türkçe olmaz, başka dilden olur, İngilizce olur, Arapça olur, fark etmez. Ama bir simgeyle onu mutlaka siz karşılayın. Evet. İnsanın özelliği bu. İnsan varlığı adlar yoluyla düzenler, adlandırır doğru. ve böylece dünyaya, varlıklara hükmeder. Varlıklar evet. yani şimdi biz mesela diyelim ki şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Ne anlatacağım? Limon. Limon. Limonu anlatacağım ama limon yok burada. Nasıl anlatayım? Limon sözüne limon varlığının bütün niteliklerini yüklemişiz aslında.
Ve biz limon dediğimizde muhatabımız Türkçe biliyorsa bu sözle neyi kastettiğimizi anlar mı? Evet. Hangi meyve tadı ne, kokusu evet. ne, işte nerede kullanılır, nasıl yetişir? Gösterge bilim devreye giriyor. Evet, gösterge bilim. Dil bilim daha göstergeyi de iyi biliyorsun bak. Estağfurullah. Şimdi dolayısıyla yani biz ancak dünyamızda var olan şeyler adlandırırız. Bir şey varsa onun adı vardır. Dünyamızda, dilimizde de onun karşılığı olur. Bazen öyle deniyor. Aslında diyor aslında hani bizim dilimiz yetmiyor bir şeyler yapmak için, üretmek için. Dil böyle bir kenarda hazırlanıp tutulan, bekletilen, sonra ihtiyaç duyulduğunda alınıp kullanılan bir şey değildir aslında. Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Bu yine ünlü bir dil bilimcinin evet. sözü. Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Yani sizin dünyanızın sınırlarıyla dilinin sınırları eşittir. Bu hocam biraz şeyden gelmiyor. Onun dışında bir dünyanız yok. Bu şundan kaynaklanmıyor mu? Bu eleştiriyi biz de yapıyoruz. Ama işte çeşme burada, yani kaynağından öğrenmiş olacağız. Hocam diyelim ki işte bir teknolojik bir cihaz çıkıyor. Doğal olarak ona ismi onlar veriyorlar. Evet. Biz bunu Türkçe'ye çevirirken çok mantıksız. Bu dil çalışmalarında da karşımıza çok tartışmalarda gündeme geldi. Siz bizden daha yakın takip ediyorsunuz. Örnek veriyorum. Şu an aklımda değil ama çok değişik isimler veriyorlar. Evet. Yeni çıkan yani nesnelere. Uygun olmayan, çok, ya tabii, tabii. Çok uygun olmayan isimler. Yani şu an örneklerini siz daha iyi bilirsiniz hocam. Evet. Şimdi şöyle yeni bir kavram ya da yeni bir nesne dünyamıza evet. girdiğinde bazen kavramı adlandırırız, bazen nesneyi adlandırırız. Mesela faksa aynen. belge geçer diyoruz, evet. örnek veriyorum. Olabilir. Ama çok saçma adlandırılan isimler. Şöyle, şimdi mesela bu emoji kelimesi var. Emoji. Evet. Emoji Japonca bir kelime. Biz emoji derken emojinin gerçek anlamının ne olduğunu hiç düşünmüyoruz. Evet. O kelimenin yani sözlük anlamına bakmıyoruz. Neye bakıyoruz? Bu şey işte o işaretleri karşılayan evet. bir kelime. Evet. Malum. Gösterge bilimle gidiyor. Yine o şekilde şimdi, gidiyor. Evet. Semboller. Bunun karşılığında ben mesela bir kelime türettim. Tinlem. 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 Benim böyle türettiğim birkaç ve bazıları şeye mesela şeyi türettim. Türkiye Türkçesi eskiden Anadolu ağızları deniyordu. Türkiye Türkçesi ağızları diye evet. bir terim türettim. O Türkiye Türkçesi ağızları terimi şimdi kullanıyor. Dil kurumu da kullanıyor. Artık yaygınlaştı. Anadolu ağızları çünkü hangi dilin ağzı olduğu belli değil. Evet. Ama Türkiye Türkçesi ağızları dediğiniz zaman evet. Türkçenin ağzı olduğu belli. Sonra küçürek öykü terimini yine ben türettim. Küçürek öykü. Bu minimal story diye İngilizce'de minimal story ya da short story diye evet. adlandırılan. Şimdi uzun hikaye var, kısa hikaye var, çok kısa hikaye evet. var. Uzun hikaye, kısa hikaye terimleri kullanılırdı evet. bizde. Çok kısa hikaye yeni bir türdü, daha adlandırılmamıştı. Bizim Ramazan Korkmaz Bey'i tanırsın. Evet, tabii tabii. Ramazan Bey bana bir gün dedi ki, ya dedi bu tür yeni dedi bize mal oluyor ve yeni yeni artık Türkiye'de bu tanınmaya başladı. Buna bir isim türetsek nasıl olur? İşte ne önerirsin? Bir şeyin önerin olur mu bununla ilgili? Ben de bunu önerdim. Küçürek öykü diye. O kullandı. Öğrencileri kullandı. Arkadaşlarımız kullandı. Küçürek öykü sempozyum yapıldı. Küçürek öykü kitabı yazdılar. Bizim Mutlu Bey'le beraber. Ramazan Bey. Böylece o terim artık evet. yayıldı. Kullanılıyor. Peki şimdi, hocam dille beraber biz niye siz artık ben de kullanmaya başlayayım ki alışalım. Kendi tinlemlerimizi niye yapamıyoruz hocam ya? Evet. Şimdi teşekkür işte. Edeceğiz. Şunu atıyoruz çünkü şu hiç estetik değil. Böyle bir şey atıyorlar mesela. Hiç estetik değil. Evet. Ama bu çok estetik bir şey. Böyle bir sorunuz şimdi, var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim alfabe değiştirmek sürecini de atlamış gelmişiz. Evet, bak evet, nerelere evet. geldik. Orada daha söyleyeceklerimizi evet. söylemedik. Şimdi bizim alfabe değiştirmemizin çok önemli sebeplerden biri de evet. bu bilgi üretememek, geri kalmak. Evet. Geri kaldığımız için. Evet. Yani o alfabenin teknik yanından bahsediyordum ki bir de bu siyasi yanından evet. bahsedecektim. Alfabenin siyasi, kültürel yanından bahsedemedim. Alfabeyi değiştirmemizde o teknik nedenler, yani Arap alfabesinin Türkçeyi kullanmadaki yetersizliği veya çıkarttığı zorluklar bir sebepse,
önemli sebeplerin birkaçını bu siyasi ve kültürel, hatta psikolojik sebepler oluşturuyor. Yani onları birlikte değerlendirmek lazım. Teknik olarak nedir Arap alfabesinin Türkçe için uygun olmayışı? Ta Kaşgarlı Mahmut eleştiriyor, açık şey yapıyor. Diyor ki işte Arap alfabesinin şu işaret, şu bizim seslerimiz Arap alfabesiyle gösterilemiyor. Onun için bunlara, şunları eklememiz gerekir. Ekliyoruz. Yani P yok Arapçada, Ç yok Arapçada, J yok Arapçada. Bizim damak neyse, o nazal ne dediğimiz ses yok Arapçada. Bunların yerine işaret eklemek gerekiyor. Ama bu işaretlerin karşılığını biz kendimiz bazılarını belirlemişiz. Yani bazı harflerin bizdeki ses karşılığı Latinlerde aynı ses değil. Değil tabii. Biz kendimiz Arapçada belirlemişiz. Arapçada da belirlemişiz. Yani başlı başına kendimiz standart bir şey yapamaz mıydık hocam? Yapılırdı. Evet. Yapılırdı. Bu Arap alfabesiyle ama de yapılırdı da. Şimdi bak. Arap alfabesiyle de yapılabilirdi hocam. Yapılırdı tabii. Öyle de yapılırdı. O dönüş kopuş niye oldu hocam? Yani evet. O dil bilimci şimdi olarak yaptığınız biraz siyasetle konuşmuş oluyor. Evet. Çünkü çok konuşuluyor bu. Bu alfabenin teknik boyutunda eklemeler yapıldı. Tamam. Yani Arapçada olmayan sesler, Türkçe olup da Arapçada olmayan sesler eklendi alfabeye. Doğal. Ama Arapçada ünlü işareti bir tane. Elif. Bir de vav ve ye var. Vav ile ye hem ünlü hem ünsüzü karşılıyor. Hadi onları da ünlü sayalım. 3. Türkçenin 8 ünlüsü var. 8 ünlüyü 3 işaretle karşılamanız gerekiyor. O, ö, u, ü için 4 ses için vav'ı kullanacaksınız. Tek işaret. Vav'ı kullanacaksınız. Başka kullanacağınız bir şey yok. Şimdi ben bu soruları o zaman, sadece kendim olarak sormuyorum. Bu soruları herkes soruyor. Evet, evet. Siz de herkese cevap veriyorsunuz. Tabii tabii. Evet. Yani bunu zaten yani vatandaş da anlasın diye söylüyorum. Dilin altında sadece böyle bir hani Arapça karşıtlığı ile ilgili bir şey değil. Yok şey hayır canım söylüyor. Arapça niye karşı olalım? Ya Arap... Sizde değil bu değişimdeki Latine geçiştekini söylüyorum. Latine geçişi çeşitli sebepleri var. Evet. Yani tek sebebe bağlayarak izah etmek doğru değil. Evet. Tek sebebe bağlı izah edilemez bu. Evet. Şimdi biri diyorum teknik sebepler. Evet. Bu teknik sebepler Arap alfabesindeki. Hani çünkü bizi köklerimizden kopardılar diyorlar ya, eski okuyamıyoruz tabii, diye. Tabii o tarafı da var. Evet. Yani o kısmen o öyle yorumlayabileceğimiz tarafı da var. Evet. Şimdi bakın Katip Çelebi ilk defa bu Arap alfabesinin Türkçe için uygun olmadığını, yetersiz kaldığını Katip Çelebi söylüyor. Ardından Ahmet Cevdet Paşa. Sonra Münif Paşa. 1851. Evet. Bak Münif Paşa bu alfabeyle ilgili görüş beyan ettiği tarih 1851. Atatürk'te olmamış. Evet. Atatürk dünyada yok. 1851. Sonra Tanzimat nesli, birinci nesil, ikinci nesil şeyler. Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Yenişehir, Avni Ziya, Gökalp, Şemseddin Sami, işte filan bir sürü isim var. Bunlar hepsi bu Arap alfabesi ile Türkçe'yi yazmanın zorluğundan bahsediyorlar. Evet. Şimdi bunu söylediğiniz zaman Arap alfabesinin Türkçe'yi yazmadaki zorluğunu hiç bilmeyen birçok insan duygusal olarak dinle ilişkilendirerek bunu anlamak istemiyor ya da bunu zihninde yorumlayamıyor, bir yere oturtamıyor. O zannediyor ki bu din karşıtlığı dolayısıyla. Tabii, hayır. Tabii. Yani hayır. Şu toplumun büyük bir kısmı bu dönüşü böyle Arapça din karşıtlığı diye algılıyor. Hayır yani iki söyleyeceğim, o tarafını da söyleyeceğim. Şimdi bu teknik tarafı, bu alfabenin teknik tarafı. Söylüyorum, O, U, Ö, Ü dört tane sesi bir vavla nasıl göstereceksiniz? Oldu yazdınız. Bir de öldü yazdınız. Evet. Bakın. Oldu. Evet. Yazdık buraya. Oldu. Bir de öldü yazdık. Öl yine dü. Şöyle yazdım. Evet. Şimdi bunu ikisi de aynı şekilde yazılıyor. Evet. Oldu mu okuyacağız, öldü mü okuyacağız? Evet. Doğru. Bir cümle içinde bunu çıkarırsınız. Cümle bütünlüğü içerisinde ama kelimeyi tek başına size böyle bir kelimeyi birisi verdi. Doğru. Oldu mu yazmış, öldü mü yazmış. Ayırt edemiyorsunuz. Hatta daha başka da okunabilir. Başka şekillerde de okunabilir. Onun için mesela gel kelimesi lam. Kef lam yazılır. Bunu ne okuruz? Gel okuruz, gül okuruz, kül okuruz, kel okuruz. Kel okuruz, evet. Yani bu alfabenin Türkçe okumada yarattığı zorluk bir gerçektir. Evet. Bir gerçektir. Ben 40 yıldır bu alfabeyi okuyup yazıyorum, öğretiyorum. Bu alfabeyle yazmış metinleri yayınladım, çözdüm, Türkçe'ye çevirdim. Bugünkü alfabeye çevirdim, yayınladım. Yani ben 15. yüzyıl, 16. yüzyıla yazılmış Osmanlıca metinleri, Osmanlı Türkçesiyle yazmış metinleri bugünkü şeye çevirip yayınlamış adamım. Bunları söylerken
bu alfabenin yarattığı sorunları yaşayan kişi olarak söylüyorum. Evet. Ama bazıları bu alfabeyi bilmiyor. Doğrudur. Bilmediği halde Türkçe için nasıl sıkıntılar yarattığını bilmediği halde duygusal olarak savunuyor ya da bunu dinin bir gereği gibi görüyor. Bir defa şunu net olarak söylemek lazım. Dil ve alfabenin dinle doğrudan bir ilgisi yoktur. Yani dil ve alfabenin. Hocam o zaman birazdan ara vereceğiz. Bu Türkçe Osmanlıca ayrımını yapın. Evet. Yani biz harfleri değiştirmeden önce de Türkçe konuşuyorduk. Elbette. Kur'an öğrenmeyle hiçbir alakası yokmuş. Elbette. Yok. Yani bunu iyi anlatmak lazım hocam. Şimdi bir ara vermem gerekecek. Özür dilerim. Ama onunla başlayalım. Hocam konu çok. Yetmez de. Evet. Hocam iki tane mesaj var. Hemen onları okuyayım. Cem Bayındır diyor ki Agop Dilaçar Ermeni kökenli bir Türktür diyor. Agop Dilaçar dünyada Türk diline en çok hizmet etmiş bir insandır. Onun abideleri Göktürk yazıtları gibi birçok yazıtı Türkçe'ye çevirmiş bir uzmandır. Bana göre bu yanlış kanıdasınız diyor. Teşekkür ediyoruz Cem Bey'e. Ya, Orhun yazıtlarını Türkçe çeviren kişi değildir de ama Türkçe hizmet ettiğini ben de söyledim. Yani şimdi ben başkan dedim ama başkanlık olmadan önce yani Türk Dil Kurumu'nun kuruluş süreci önceki aşamalar baş uzmanlığına kadar giden süreçte etkili bir isimdi. Daha doğrusu kurumdan önce Atatürk üzerinde en etkili olan dil konusunda danıştığı kişi. Şimdi biraz şu şeyden kaynaklanıyor. Atatürk'ün yaptığı bir kısım. Bakın Atatürk hata da yapabilir. Yapmıştır tabii, da. Tabii. İnsandır. O da hata yapabilir. Ama Atatürk'ü eleştirmek için onun Ermeni kimliğini öne sürmek yakışıksız bir şey. Yok o çok ayıp. Onu kabul edemeyiz. Evet. Burada mesele şu. Atatürk'le ilgili birçok mesele tartışılıyor. Hep tartışılsın. Ki Atatürk anlaşılabilsin. Evet. Biz Atatürk'ü tartışmazsak. Şimdi bak dil konusunda söyleyeceğim. Atatürk hep yapılan propagandalarla anlaşılacak. Gerçekten Atatürk'ü çağına göre yorumlarsak herkesin Atatürk seveceği bir isim. Atatürk bir insandır. Evet. İnsan hata da yapar. Evet. İnsan hata yapar yani. Evet, tabii. Atatürk de insandır. Yanılabilir de. Yani yanıldık diyoruz sürekli değil mi? Ya yanıldık, ben bunu böyle yaptım ama yanıldım, evet. Yanlış yapmışım. Herkes yanılıyorsa Atatürk'ün yanılmaya hakkı yok mu? Yani Atatürk'le ilgili şunu söyleyelim. Atatürk'ü ancak okuyarak anlayabiliriz. Evet. Duyduklarımızdan, söylenenlerden Atatürk'ü tanımak. Atatürk'ü nasıl anlarız biliyor musunuz? Atatürk'ü sadece Atatürk'ü değil, herkesi. Evet. Tarihi bir kişiliği, tarihi bir olayı, olguyu. Evet. O kendi şartlarında, kendi tarihi döneminde o dönemi bütün şartlarıyla anlamak ve o şartlar içerisinde yaptıklarına bir anlam vermek yani lazım. Ben mesela şunu söylüyoruz, bazen tartışmalar oluyor. Bu çağda Tayyip Erdoğan bazı tarikat ve cemaatlerle baş edemeyecek. O dönemi düşün, Atatürk'ü düşün. Yani, hocam, Cem Bayındır yine diyor ki hocamın dediği gibi bana göre Sevan Nişanyan yetersiz, dil konusunda bilgisiz ama bizim büyük bir boşluk bırakmamızdan faydalanan bir kişidir. Doğru katılıyorum, diyor. Ona katılıyorum. Doğru diyor. Doğru çünkü diyor. O boşluğu dolduran kişi olduğu için önemli diyoruz. Çünkü evet. Kurumun kendisi ortada yok. Yine Ahmet hocama saygılarımı iletiyorum. Sizden ricam Türk Dil Kurumu ile ilgili olumsuz düşüncelerinizi açar mısınız? Neden Agop Dilaçar yüzünden midir? Başka nedenler var mıdır diyor. Onu, yani Agop Dilaçar bir dönem, tane daha okuyayım hocam. Bir dönem bulundu gitti. Yani bugün Agop Dilaçar mı bugün tabii, elimizi bugün, tutuyor? Bugün bir şey yapmayın diyor. Evet yok, Agop Dilaçar'ın öyle bir etkisi yok da. Bugün Dil Kurumu tabii kendi çapında çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor değil. Ben yakından takip eden ama birisi olarak. Ama hızla ilerleyen zamanda şimdi siz kalkıp dinlemi buluyorsunuz. Sorun bu. Yani hocam Fevzi Kahraman, eski Harput muhtarı. Evet. Ulu Önder de Atatürk'ün arkadaşlar güzel dilimiz ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Arkadaşlar bizim güzel, ahenkli, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir sözleriyle. Türk halkına sunulan 1 Kasım 1928 Türk Harf Devrimi'nin 96. yılını kutluyoruz. Türk milletinin geleceğini aydınlatan yeni Türk harflerinin oluşturulmasına katkıda bulunan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygı ve minnetle anıyoruz demiş. Evet. Hocam araya gitmek zorundayım. Özür dilerim. Kusura bakmayın hocam. Çok güzel anlatıyorsunuz. Biz de çok bilgileniyoruz, faydalanıyoruz. Keşke hep bitmese. Bunları sürekli yapmak lazım hocam. Evet. Gerçekten faydalanıyoruz. Yani aslında ayrıntıları var. Çok giremiyoruz. Evet. Hocam zaman zaman şey yapalım. Çünkü konu farklı konular var. Evet. Onların her birinden bir şeyler söylemek lazım. Türk Dil Devrimi'nin yıl dönümü. Evet. İnsanlar diyorlar ki
Bu devrimle köklerimizden koptuk. Yani siz daha çok edebiyat üzerine, siz bu işin daha çok bilimsel kısmı üzerindesiniz. Politik kısmı üzerinde değilsiniz ama bunu konuşmadan da geçemeyiz. Evet, konuşalım. Soruyor, tabii. Konuşalım. Kısa bir aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Evet, ayrıntı programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Tekrar televizyonu yeni açmış izleyicilerimiz için tekrar hatırlatayım. Dil konusunda Türkiye'deki en uzman, en önemli isimlerden biri Profesör Doktor Ahmet Buran konuğumuz. Hocam, Cem Bayındır'ın yine mesajı var, onu okuyayım. Cem Bey okuyan, üreten biri. Hocam haklı, ben yanlış söyledim. Daha doğrusu aceleye geldi. Orhun ve Göktürk yazıtlarını ilk okumadı tabii ki ama bu yazıtlarla ilgili ilk çalışmaları yapan 30'larda yazı dizisi hazırlayan demem gerekiyordu. Saygılar sunuyorum diyor. Bir soruyu daha okuyayım, hemen bizim sorulara geçelim. İzleyicinin sorularını okumamış olmak istemiyorum hocam. Evet. Hıdır Özdemir diyor ki imla değişikliği dedi hoca. Kaç kere değiştirildi? Tarih kronolojisi ile birlikte anlatırsa sevinirim. Mehmet Hıdır Özdemir, selam sevgiler. Hocam, onlara geçmeden önce yarı bırakmayalım. Şimdi dil konusu denince işte Agop dil açar ya da Marta, yani neyse konuşulur. Bir de bizi köklerimizden kopardılar deniyor. Evet, evet. Bunu konuşalım hocam. Şimdi dil kurumu ve Türkiye'deki dil çalışmalarını evet. yapan onlarca Türk kökenli uzman var. Bu onlarca uzmanın içerisinde bir tane de Agop dil açar var. Evet. Şimdi yani siz 30-40 tane, 50 tane yerli, kendi ülkenizin vatandaşı olan insan var bu işin içinde. Onlar da aynı çalışma ekibinde yer alıyorlar. Onları hiç yok sayarak, onlar sanki hiç yokmuş gibi ve her şeyi sadece o yapıyormuş gibi böyle bakarsanız yanılırsınız. Evet. Dil açar, evet, Ermeni kökenli bir insandır ama çok iyi bir dil bilimcidir. Gerçekten çok iyi bir dil bilimcidir. 7-8 dili çok iyi derecede bilir. O birikiminden yararlanıyor. Atatürk de dönemin işte dil çalışmalarını yapanları da yararlanıyor. Hatalar yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Evet. Hatalar yapılmıştır. Atatürk kendisi özellikle 1935'te bu güneş dil teorisi meselesini gündeme getiriyor. O da Avusturyalı Kvergis diye bir adam var. Onun yazdığı bir metne dayalı olarak bu güneş dil teorisini Türkçe'ye uyarlıyor filan. Güneş dil teorisinin kendisinden ziyade güneş dil teorisi bağlamında Atatürk'ün etrafındaki bir kısım insanların yanlış bir kısım yönlendirmeleriyle Türkçedeki bütün yabancı kelimeleri atalım, sadece Türkçe kökenli kelimeler kalsın arayışına giriyorlar. Ve tabii güneş dil teorisinin temel iddiası dünyanın kök dili Türkçedir ve diğer bütün diller Türkçeden doğmuştur. Böyle olunca kendileriyle de çelişiyorlar. Bu çelişkiyi Atatürk de fark ediyor. Madem diyor dünyanın bütün dilleri Türkçeden çıktı, o zaman dünyanın diğer dillerindeki bütün kelimelerin de Türkçe kökenli olması evet. lazım. O zaman niye yabancı kelimeleri atıyoruz? Evet. Türkçedeki yabancı kelimeleri hem atalım diyorsunuz, hem dünyanın bütün dilleri Türkçeden çıktı diyorsunuz. Tezat. Bütün diller Türkçeden çıktıysa o zaman diğer dillerin de kelimeleri kök olarak Türkçe'ye de, bu çelişkiyi fark ediyor ve zamanla vazgeçiyorlar. Atatürk bir dönem 34'te, 35'te, 36'da filan yazdığı bir kısım bayram mesajlarında işte şurada burada böyle öz Türkçe metinler kullanıyor. Ama bir süre sonra girdiğimiz yol yanlıştır diyor. Türkçe doğal haliyle kullanılmalıdır. Böyle zorlamalarla, yapay yollarla olmaz. Evet. Ve vazgeçiyorlar. Mesela yanlış, evet, bir yanlış yapmışlar ve dönmüşler. Önemli olan, insan hata yapar. Önemli olan hatanızı fark ettiğinizde dönmeniz, doğruya yönelmenizdir. Yani burada bir hata yapmışlar. Aşırı özleştirme, aşırı Türkçecilik anlayışı. Bu mümkün değildir. Dünyanın hiçbir dili için mümkün değildir. Bütün yabancı kelimeler atacağız, sadece kendi kelimelerimiz kalacak filan. Böyle bir dil hani bazen alaylı bir şekilde değerlendirir. Ancak Tarzanca konuşursunuz evet, evet. böyle bir dille. Onun için o da fark ediyor bunu, vazgeçiyor. Yani sonuçta insan hata yapabilir ve vazgeçer bu hatadan zamanla. Çünkü böyle bir şey mümkün değildir. Şimdi alfabe değişikliğinin nesiller arasında kopukluk yarattığı, her alfabe değişikliği bunu yaratır.
Çünkü eski metinler, yeni metinler, eski bilgi, yeni bilgi ilgisini insanın diğer canlı varlıklardan, insanı diğer canlı varlıklardan ayıran en temel yani faktör eski bilgi ile yeni bilgi arasındaki ilgiyi kurmasıdır. Ve böylece bir tarih ve gelenek sahibi olur insan. Tarih ve gelenek sadece insana mahsustur. İnsan dışındaki hiçbir canlının tarih ve geleneği yoktur. Yani bir herhangi bir hayvan bu eski bilgi yeni bir bilgi ilgisini kuramaz. Sadece kendi genetiğine kodlanmış bilgiyle hareket eder. Onun dışında eski bilgi yeni bilgi ilgisini kuramaz. Yani 1000 sene önce yaşayan atalarının ürettiği, yaptığı, kullandığı herhangi bir şeyi alıp onun yaptığın üzerine yeni bir şey ekleyerek daha ileri bir şey üretemez. İnsan eski bilgi yeni bilgi ilgisini kuruyor. Dil olmasa bunu kuramaz. Dil olmadan bu mümkün değil. Çünkü dil bize bugünde olmayanı bugüne taşımamıza vesile oluyor. Yani bugünde olmayan ne demektir? Diyelim ki 1000 sene önce yazılmış bir metni alıyoruz. Bugün o metni okuyoruz. Dil metni olduğu için bugüne taşıyabiliyoruz onu. Bugünde olmayanı bugüne taşıyoruz. Burada olmayanı da buraya taşıyoruz. Mesela Amerika'da yazılan, söylenen bir şeyi dünyanın ya da Japonya'da yani en uzak yerlerinde yazılan, söylenen herhangi bir şeyi dil yoluyla sesli ya da yazılı ne yapıyoruz? Buraya aktarıyoruz. Ve böylece burada olmayanı buraya, bugünde olmayanı da bugüne taşıyabiliyoruz. Böylece bir tarih ve gelenek sahibi oluyoruz. İnsanı diğerlerinden ayıran şey fark budur. Şimdi dünde olanı bugüne, başka yerlerde, başka mekanlarda olanı da buraya taşımanın yolu, taşıyan aracımız dil, dilin dondurulmuş ölmesini engelleyecek hale getirilmiş şekli de yazıdır. Yazıdır. Yani hani ses uçar, yazı kalır diye bir söz var ya. Dolayısıyla konuştuğumuz uçar, gider. Şimdi kayıtlar var, kaydediliyor falan ama geçmişi düşünelim. Geçmişte insanlar konuşur, o söz gider ama yazarsanız o kalırdı. Şimdi dolayısıyla yazı. O zaman dünde olanı buraya taşımak, dünde yani tarihte olanı bugüne taşımak ya da başka mekanlarda olanı bu mekana taşımanın aracı o zaman yazı. Yazı. Yazının da temeli alfabe. Dolayısıyla alfabe değişince ne oluyor? İşte o dünde olanı bugüne, başka yerde olanı buraya taşıyamıyoruz. Böyle olmadığı zaman da tarih ve geleneğimizde kopukluk oluyor. Ve bu noktada alfabe değişikliklerini eleştirebiliriz. Bizim alfabe tartışmamız 1850'lerde başladı. 1928'e kadar. 78 sene biz alfabeyi tartışmışız. Yani Osmanlı aydınları tartışmış. Önce işte ıslah edelim. Bu Türkçenin seslerini karşılamayan yanlarını düzeltelim falan şeklinde. Ama sonradan iyice biz Avrupa'dan geri kalınca bu geri kalmışlık psikolojisi içerisinde biz sadece alfabeyi değiştirmedik. Neyi değiştirdik? Mimarimiz değişti, musikimiz değişti, giyim kuşamımız değişti, sosyal ilişkilerimiz, yaşama biçimimiz değişti, edebiyatımız değişti, sanatımız değişti. Biz neden onları üreten olmuyoruz? Onları üretmek için onları üreten bilgiye sahip olmamız gerekir. Önce onları üreten bilgiye sahip olacağız. Onları üreten bilgiye sahip olursak adını da kendimiz koyarız. O bilgiyi biz üretemediğimiz için tüketim toplumu oluyoruz. Tüketim toplumu olunca da üreten toplumlar yani bilgiyi, teknolojiyi, sanatı, kültürü, edebiyatı, bilimi hatta dini üreten toplumlardan tüketirsiniz. Ve siz üreten toplumlardan bunu tüketirken bunlarla beraber onların birçok değerlerini de tüketmek zorunda, almak zorunda kalırsınız. Alırsınız. Hatta aşağılık kompleksine girer toplumlar. Mesela diller arası alışverişlerde bizim moda özenti alıntıları ve ihtiyaç alıntıları, bilgi ve ihtiyaç alıntıları, moda ve özenti alıntıları dediğimiz iki tür alıntı var. Başka dillerden moda ve özenti alıntıları geri kalmışlık psikolojisiyle, tüketim toplumu olmak dolayısıyla başka toplumlardan işte çeşitli şeyleri alırken kelimelerini de almak demektir. Çünkü tüketim toplumusunuz,
almayayım diyemezsiniz. Almak zorunda kalırsınız. Yani almak zorunda kalırsınız. Çünkü almayayım demek de akıntıya kürek çekmek olur. Üretim toplumu haline gelmeniz lazım. Yani bu işler böyle sonuçlar üzerinden konuşmakla çözülmüyor. Sebepler üzerinden konuşmak gerekir. Yani dilin gelişimi biraz üretim üzerine de tabii, bağlı. Tabii. Yani siz dil her şeyi adlandırsın. Türkçe olarak adlandıralım. İşte gelen kavramları ya da nesneleri Türkçe olarak adlandıralım dediğinizde önce onların üreticisi olmanız lazım ve adını üretirken yani yoğurdu örnek verdiniz. Evet. Çok doğru. Yoğurt Türkler tarafından üretilen bir nesne ve dünyanın neredeyse hemen hemen birçok dilinde yoğurt şeklinde. Döneri mesela biz üreten biziz. Biz maalesef büyük teknolojileri üreten olamıyoruz ama şimdi Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, Moskova'da gidiyorsunuz döner yazıyor, döner görüyorsunuz. İnsanın hoşuna gidiyor. Ama ürettiğiniz için adını da koymuş oluyorsunuz ve tüketenler de bakın adıyla beraber alıyorlar. Şimdi siz üretenlerin ürettiği teknolojiyi, bilgiyi, edebiyatı, sanatı, kültürü işte ne varsa hepsini alıyorsunuz ama kelimelerini almayayım diyemezsiniz. Gelir yani bunlar da bunlarla beraber gelecektir. Televizyonu biz yapmadık. Bir kelime türetebilirdik. Bilgisayarı da biz yapmadık. Bir kelime türettik. Kullanılıyor. Tuttu. Efendim buzdolabını da biz üretmedik. Ama buzdolabını da bir kelime ürettik. O türettik veya çamaşır makinesi gibi filan. Bu tür şeyler bir kısmını yaparsınız. Tutar. Kullanılır. Ama tamamı için mümkün değil. Tamamı için yapamazsınız. Veya yaparsınız bazen geç kalırsınız. Artık zaman geçmiştir tutmaz. Faks için belge geçer ya da belgeç gibi. Belgeç iki kelime vardı. Belgeç ve belge geçer. Bunlar tutmadı. Yani yaygın olarak konuşulmuyor, kullanılmıyor. Evet bir... Hocam bu Osmanlıca Türkçe meselesi. Şimdi dilimizin adı, bizim dilimizin adı Türkçedir. Türk dili, Türkçe. Eski metinlerde bir de Türkiye terimi var. Türkiye'deki i nispet ise Arapça bir ektir. Yine Türkçe anlamındadır. Türkiye ait olan demek. Eski Uygur metinlerinden itibaren 10. yüzyıldan itibaren Türkçe terimini görüyoruz. 10. yüzyıl eski Uygur metinlerinde, 11. yüzyıl Karahanlı dönemi metinlerinde Kutadgübilik'te vesaire Atabetül Hakayık'ta. Daha sonra Anadolu Türkçesi dediğimiz Oğuz Türkçesi Anadolu'da Türkçenin yazı dili oluşu 13. yüzyıldan itibarendir. 13. yüzyıldan itibaren yüzlerce eserde Türkçe terimini görürüz. Osmanlılar kendi dillerine hiç Osmanlıca demediler. Ne zamana kadar biliyor musunuz? 1850'ye kadar. 1850'ye kadar yazılmış Osmanlıca metinlerin hiçbirinde Osmanlıca kelimesi yoktur. Hiçbirinde. Bakın yani bunu ben siyasetçi değilim. Propaganda yapmıyorum. Ben bilim adamıyım. O metinlere de hakim birisiyim. Yani bu eski metinleri okuyan yazan. Dolayısıyla 1850'lere kadar Osmanlıca hiç kullanılmamış. Ne demişler? Türkçe demişler. Mesela Tevari Ali Selçuk 15. yüzyılda yazıldı. Selçuklu tarihidir. Orada 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanından bahsedilir. Ve der ki bu vakte kadar Arap harfleriyle Türkçe yazmak adet olmamıştı. Arap harfleriyle Türk çünkü ondan önce Selçuklu çağında devlet dili Farsçaydı ve Farsça yazılıyordu. Konuşma dili Türkçeydi ama devlet dili Farsçaydı. Ve diyor ki bu Arap harfleriyle Türkçe yazmak adet olmamıştı. Bakın Arap harfleriyle yazılana Türkçe diyor. Evet. Arap harfleriyle yazılan Türkçe. Sonra bütün o Osmanlı tarihi boyunca yazılan eserlerin hemen hepsinde böyle bir kavram geçerse Türkçe, Türkiye, Türk dili diyor. Hiç Osmanlıca demiyor. Hiç. Mesela 14. yüzyıl Aşık Paşa'nın Garipname'si, Garipname diye bir büyük eseri var. Diyor ki, Türk diline kimesine bakmaz idi, Türklere hergiz gönül akmaz idi, Türkler, Türk dahi bilmez idi ol dili, ol ulu yolu, ulu menzilleri. Şimdi Türk dili diyor bakın Osmanlı dili falan Osmanlıca yok. Gelelim daha bir sürü örnek verilebilir ama 1876 Kanuni Esasi
Yani Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası. Kanun-i Esasi'nin 18. maddesinde şöyle, cümle aynen şöyle. Diyor ki, bir kişinin Osmanlı Devleti'nde memur olarak görev alabilmesi için devletin resmi dili olan Türkçeyi bilmesi şarttır. Bakın ifade aynen bu. Bir kişinin Osmanlı Devleti'nde memur olabilmesi için devletin resmi dili olan Türkçeyi bilmesi şarttır. Anayasa, ilk anayasa ama bundan sonra devletin resmi dili Türkçedir demiyor. Yani ilk defa orada Osmanlı Devleti'nin resmi dili Türkçe olmuyor. Devletin lisanı resmisi, yani resmi dili olan, öteden beri böyle olan bu dili bilmesi şarttır diyor. Demek ki anayasa maddesi olarak da 1876'da evet, devletin resmi dilinin adı Türkçe. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet 1908, tekrar bu ibare ifade var. 1921 anayasası, 24 anayasası, 61 anayasası, 82 anayasası. Bunların hepsinde aynı ibareler var. Yani Türkçenin, dilimizin adının Türkçe olması hem tarihi eserlerde hep böyle kayıtlıdır gelir, hem Osmanlı dönemi ilk anayasasında, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, Cumhuriyet öncesi 1921 anayasası, orada da 1900 sonrası 24 anayasası, sonra yani şeyle, bu darbe anayasasıyla filan şeye girmiş ya da Atatürk koymuş değil anayasaya bu maddeyi. Evet. Atatürk'ten çok önce, Atatürk doğmadan önce koymuş. 1867, Atatürk 1881'de evet, doğmuş. Doğru. Şimdi dolayısıyla dilimizin adı Türkçe. Şimdi neye Osmanlıca deniyor o zaman? Veya Osmanlıca ne zaman kullanıldı, nasıl kullanıldı? 1850'lerden sonra niye Osmanlıca terimi ortaya çıkmaya başladı? Çünkü Osmanlı Devleti yıkılıyordu. Osmanlı Devleti sürekli toprak kaybediyordu, gücünü kaybetti. Ekonomisi çöktü, askeriyesi çöktü. Cephelerde hep kaybediyor. Dış borç, mesela Osmanlı dış borçları, Osmanlı borçlarını ödemek üzere kurulan birimin kuruluş tarihi 1881. 1881. Sonra Cumhuriyet onları devraldı biliyorsunuz. Evet. Düyun-u Umumiye diye. Düyun-u Umumiye Osmanlı borçları. Türkiye Cumhuriyeti sonra bu borçları da ödedi. Yani devlet Osmanlı ekonomik olarak çökmüştü. Askeri olarak çökmüştü. Bir ilmi bakımdan, teknolojik bakımdan dünyanın çok gerisinde kalmıştı. Ve yapı olarak da artık dünyada imparatorluklar çağı kapandı. Yani zorla olmaz, bazı şeylerin çağı var, dönemi var. Her şey kendi döneminde, kendi çağında, kendi çağının gereklerine göre oluşuyor, yaşıyor ya da ölüyor. Şimdi dünyaya Fransız ihtilaliyle yayılan bir milliyetçilik, siyasi milliyetçilik hareketi var. Bunun Fransa'da doğmuş olması, gelmiş olması filan, işte efendim Fransa'dan geldi, biz Fransızların ürettiği düşünceye mi kendimi... Yani bu böyle değil. Telefon da batıdan geldi bize, televizyon da geldi, internet de geldi. Kullanmayalım o zaman. Yani kullanmak zorundayız değil mi? Kullanıyoruz. Yani olmaz. Bir şey eğer geliyor ve siz onu yapmak zorunda kendinizi hissediyorsanız, onları da hep batılar ürettiler. Uçağı da onlar yaptı, füzeyi de onlar yaptı. Bilmem ne, değil mi? Yani öyle şimdi oldu, dolayısıyla bu fikri ve felsefi düşünce sistemleri dünyanın her tarafını etkiledi, bizi de etkiledi. Ve ulus devletler çağı başladı. Ulus devletler çağı başlayınca Osmanlı Devleti zaten çökmüştü. Duraklama, gerileme ve çökme devri diye Osmanlı Devleti'ni değerlendiriyoruz da. Çökmüştü. Osmanlı aydınları Osmanlı Devleti'ni bu çöküşten nasıl kurtarırız çabası, telaşı, gayreti içine girdiler Osmanlı aydınları. Nasıl kurtarırız? Dediler ki işte Arnavutlar ayaklanıyor. Müslümanlar ama ayaklanıyorlar. İşte Ermeniler, Rumlar, gayrimüslimler onlar ayaklanıyor. Araplar, başka bazı Müslüman gruplar. Nasıl yapabiliriz? Dediler ki biz Osmanlıyız diyelim. Yani biz Türk değiliz, biz falan değiliz, filan değiliz. Osmanlıyız. Arnavut da Osmanlıdır, Kürt de Osmanlıdır, Türk de Osmanlıdır, Rum da Osmanlıdır, Ermeni de Osmanlıdır. Evet. Böyle diyelim ve Osmanlı kimliğiyle bir arada tutalım. Ve o zaman işte Osmanlıcılık fikri çıktı. Ortaya. Ve bu noktadan itibaren dile Osmanlıca denmeye başlandı. Dile. O sadece zaman, ismi öyle kondu. Evet. O zaman ama konuşulan Türkçeydi. Tabii Türkçe. Şimdi Türkçe olduğunu
Hemen söyleyeyim. Fuzuli Osmanlı edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Fuzuli'nin bir şiirini okuyayım. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Evet. Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Şimdi bunun neresi başka dil? Osmanlıca buysa Türkçe nedir? Evet. Bu Osmanlıca ki Fuzuli Osmanlı edebiyatının en büyük şairlerinden biri. En büyük şairlerinden biri. Şimdi eğer bu Osmanlıca, yani hani ayrı bir dil gibi Osmanlıca ise Türkçe nedir? Bunu Türkçe nasıl söyleriz? Hani örnekleri yüzlerce veririz böyle. Dolayısıyla Osmanlıcı terimi, bu Osmanlıcılık fikri ortaya çıktıktan sonra 1850-60'lardan itibaren kullanılmaya başlandı. Ondan önce ve ondan sonra da bu siyasi düşünce merkezli Osmanlıca terimi kullanılırken, ama aynı zaman içerisinde yapılan anayasada devletin diline Türkçe deniyor. Yani Osmanlılar kendi dillerine Türkçe diyorlardı. Bütün yazılı kaynaklarında bunu koymuşlar, yazmışlar. Hepsi dillerine Türkçe diyor. Cumhuriyetle ama beraber dilimiz değişmedi yani. Yok, bizim Osmanlıca dediğimiz şey ya da Osmanlı Türkçesi dediğimiz şey, Osmanlıca terimiyle de kastedilen şey aslında budur. Osmanlıların kullandığı Türkçe. Osmanlıların kullandığı Türkçe. Bu Türkçenin içinde tabii farklı boyutları var. Bir divan dili var. Divan edebiyatı dili var. O divan edebiyatı özel bir dildir, bir üst dildir, edebiyat dilidir. Özellikle 18-19. Yüzyıllar daha süslü bir dil kullanmıştır. Bu biraz farklı bir karakterdedir. Biraz Arapça, Farsça deyimler, terkipler filan burada yoğundur. Ama Osmanlılar divan şairlerinden ibaret değildi ki. Tabii. Divan şairleri toplasan 100 tane, 1000 tane adam sayarsın. Osmanlı milyonlarca insandan oluşuyordu. Diğerleri nasıl konuşuyordu? Diğerleri aslında bugünkü Türkçeden, bu kadar olmasa da bugünkü Türkçe'ye yakın Türkçe konuşuyorlardı. Onu nereden anlarız? Halk şairlerinin dilinden. Halk şairlerinin dilinden. Karacaoğlan'dan, Dadaroğlu'ndan, Köroğlu'ndan, Pir Sultan'dan. Yani şairlerin dillerine baktığınız zaman Karacaoğlan'ın dili bugünkü dilden 17. yüzyıl ama bugünkü dilden hiçbir farkı yok. Dolayısıyla Osmanlı sadece divan şairlerinden ibaret değil ki. Karacaoğlan da Osmanlı, 17. yüzyıl Osmanlı vatandaşı işte. Dolayısıyla şimdi Cumhuriyet'e doğru geldiğimizde 1928'den önce ya da dil kurumundan önce ya da işte 1900'ü geri gidelim 1800'e Osmanlı aydınlarının, edebiyatçılarının, şairlerinin yazdığı eserler ortada hepsi. Arap harfleriyle Türkçe yazmışlar. Okuyoruz, anlıyoruz. Hiçbir şey yok. Biraz bugünkü Türkçe'ye göre Arapça, Farsça kelimelerin sayısı daha fazla. O kadar. Başka bir farkı yok. Evet. Onların konuştuğu, kullandığı, yazdığı dil de Türkçeydi. Ama şu vardı. Osmanlı döneminde medreselerde ağırlıklı olarak bilim dili Arapçaydı. Din dili Arapçaydı. Bakın medreselerde bilim dili ve din dili ağırlıklı olarak Arapçaydı. Farsça, mesela Şah İsmail Türkçe şiirlerini yazıyordu. Şah İsmail Türkçe yazıyordu şiirlerini. Onunla savaşan Osmanlı padişahı Yavuz'un Türkçe şiirleri de var. Farsça divanı var. Evet. Yavuz Farsça yazıyor. Evet, çarpıştı. Evet. Adamların diliyle yazıyor. Yani Yavuz savaştı. İran'ın diliyle yazıyor ama Şah İsmail Türkçe yazıyor. Şimdi böyle bir durum var. Yani o günün dünyası, o günün şartları başka. Yani Osmanlıların kullandığı dil Türkçeydi. Ancak eğitimde, Enderun hariç, Enderun'da Türkçe eğitim ve devlet adamları orada yetiştiriliyordu. Enderun'da Türkçe eğitim vardı. Mahalle mekteplerinde Türkçe eğitim vardı. Fakat medreselerde, yani bugünkü üniversitelere karşılık gelebilecek kurumlarda bilim dili ve din dili ağırlıklı olarak Arapçaydı. Ağırlıklı olarak Arapçaydı. Bu da daha çok 16. yüzyıldan sonra oldu. 16. yüzyıldan sonra oldu. Yani Yavuz'dan sonra oldu. Hilafetin İstanbul'a gelmesinden sonra oldu. Onun böyle etkileri de var. Yani sonuç itibarıyla Cumhuriyet'te bir imla yenilemesi, evet, öyle bir soru vardı Nedir Bey'in sorduğu. Şimdi biz imla her bir dilin imlası zaman içerisinde yenilenmiştir, yenilenebilir. Bizde de imla imla dediğimiz şey yazım kuralları. Yani yazım kuralları. Nedir Bey'in sorusuyla beraber mesela
şapkanın kaldırılması A'dan gibi Türkçeyi bunlar tabii son dönem mu? Bunlar son dönem dil kurumunun filan yaptığı çıkmaza sokmuyor mu diyor hocam? Şeyler. Örnek veriyorum devlet kurumlarında televizyonlarında bile örnek veriyorum. Kağıdı kağıt diye okumaya başladı. Evet. Şimdi şöyle bu telaffuz sorunları çıkaran kelimeler hepsi yabancı kökenli. Hiç Türkçe kökenli kelimelerde böyle bir sorunumuz yok. Yani kağıt Türkçe değil, katip Türkçe değil, işte katip diyor birisi filan. Ya da uzun ünlüleri uzun telaffuz etmesi gerekiyor, kısa telaffuz ediyor. Arapça, Farsça kelime. Sonuçta bu telaffuz sıkıntısı yaratan kelimelerin hiçbiri Türkçe değil. Türkçe kelimelerde böyle bir sorunumuz yok. Ama bunlar bizim dilimize mal olmuş kelimeler. Biz bunların doğru telaffuzlarını eğitim yoluyla mektep yerine okulu bulabilirsek evet. O zaman kağıdı değiştirebiliriz. Yani kağıdı değişmek zor. Yok tabii kağıdı değiştirelim demiyorum. Ya yok dil çalışmalarını konuşuyoruz. Evet. Belki vaktimiz kalırsa onu da sorun. Kağıdı değiştirelim diye demedim. Evet anladım. Yani sadece böyle telaffuz sorunu yaşadığımız kelimeler yabancı kelimeler. Evet. Onu belirtmek peki, istedim. Peki bu gidilen yol nedir hocam? Şimdi şeylerin amaç ne yani orada? Hangisi? Bu şapkanın kaldırılması vesaire. Şöyle yani bu tür kelimeler yani böyle sorun çıkaran kelimeler saysanız iki elin parmaklarını geçmez. Yani saysanız hepsi bu kadardır. 10 tane kelime, 15 tane kelimedir. Yazı dilinde çok işaret kullanmak çok yararlı bir şey değil. Az işaretle. Evet. Belki biraz bu tasarruftan dolayı bu şapkayı kullanmamak yoluna gitmiş olabilirler. Ama böyle bir sorun yaratıyor. Ama kar var. Evet. Bazen eskiden Elazığ'da da şapka vardı. Şu an şapka yok. Şimdi bak Türkçe kelimelerde ince L yok. Aslında Elazığ kelimesi ince L'li olmaması gerekiyor. O el azık. Dolayısıyla Türkçe bir kelime olduğu için o inceltmenin olmaması lazım. Evet. Biz onu biraz farklı bir kelime düşüncesiyle ince telaffuz ediyoruz. Oraya gerekmez. Ama işte kârda, kâtipte ondan sonra ama kaç tane böyle kelime var? 3-4 tane yabancı kelime için ve sadece o 3-4 kelimede kullanacağız diye bir işaret doğru koymak. Doğru biliyorsunuz değil mi hocam? Bir işaret koymaya çok da gerek yok. Yani biraz bu tasarrufa, buradan tasarrufa. Bu tür kelimelerin sayısı çok değil çünkü. Yani dediğim gibi 5-10 tane kelime var ve bunlar da Türkçe kelimeler değil. Ne olacak peki? Nasıl çözülecek? Buradaki yanlış telaffuz nasıl giderilecek? Bu yanlış telaffuzu eğitimde öğretirsek, doğru telaffuz ettirirsek... Cümlenin dizilimine göre. Tabii. Yani, evet. Şimdi birçok dilde, dünyanın birçok dilinde bu tür şeyler kullanılmaz. İngilizce'de daha yaygın. Hani tabii. Kar cümlenin dizilimine göre değişebilir. Tabii adam Trump yazıyor, Trump okuyor. Evet. Yani okuyuşla yazış arasında farklar olabilir. Uzun ünlüleri yazmıyor. Bizim Türkmen yazı dilinde mesela uzun ünlüler yazıda yazılmıyor ama konuşmada, telaffuzda onlar uzun telaffuz ediliyor. Telaffuz ile yazı arasında farklar olur bütün dillerde. Dünyanın bütün dillerinde vardır bu. Onun için bu çok da büyük bir sorun değildir. Bizde imla yenilemesi Cumhuriyet'le birlikte, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir imla yenilemesi oldu. O zaman işte yazı dilini konuşma diline yaklaştırma düşüncesiyle bir imla yenilemesi yaptık. Sonra dil kurumunun birkaç işte bu şeyi çıkarma, şapkaları çıkarma, tekrar sonra koydular, tekrar çıkar. Ben hocam peki özür dilerim, konu çok. Evet. Siz de deryasınız fakat zaman az. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Başka programlar yapmak farz. Mesela yeşil soğanı, taze soğanı ayrı yazma, bitişik yazma. Tam onu diyecektim. Ya bunların mantığı nedir? tam onu diyecektim. Bir de değişiyorlar. Şimdi biz haber yazıyoruz. O kadar çok değişiyor ki yetişemiyoruz hocam. Şimdi ben asistanlığım, doktoramı bitirdim. Hemen işte derslere girmeye başladım. O zamanlar dilekçe yazarken arz ederim ayrı yazılır deniyordu. Yok bitişik yazılır deniyordu. Bitişik arz ederim, bitişik yazılacak. Ben de çocuklara kompozisyon dersinde işte bir dilekçe nasıl yazılır mesela örneğini öğretiyorum. Arz ederim,
bitişik yazacaksınız diye öğretiyorum. Eğer yazılı yaptığımda birisi bunu ayrı yazmışsa notunu kırıyorum. Aradan 1-2 yıl geçti, dil kurumu arz ederim ayırdı. Yani benim ayrı yazdıkları zaman notunu kırdığım öğrencilerin yazdığı gibi yazmaya başladı. Şimdi maalesef bu imla konusunda böyle bazı problemler var, ikilikler var. Bazı ikilikler şundan kaynaklı, her dil böyledir. Yani diller oluşur, sürekli gelişir, sürekli değişir. Bu gelişimle ilgili bir şey mi? Gelişimle ilgili bir şey. Evet. Şimdi mesela bazen ikili kullanımlar vardır, onu şeye bırakırsınız, zamana bırakırsınız. Hangisi diğerini geri plana iter, öne çıkarsa onu esas alırsınız. Mesela makine mi, makine mi? Evet. Değil mi? Evet. Makine de diyoruz, biz, makine de diyoruz. Ya işte Türk Dil Kurumu ne diyorsa biz de onu diyoruz ama. Evet, bu konuda şöyle bir otoritenin belirleyici olması lazım. Yanlış veya doğru ama bir şeye uymak gerekir. Onun için de şimdilik bizim için geçerli olan Türk Dil Kurumu tabii. Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzu var, yazım kılavuzu. O yazım kılavuzun bu tür tereddüt edilen konularda ona bakmak lazım. Ona göre yazmak lazım. Bazen ben mesela itiraz ediyorum. Bu doğru değil diyorum. O kılavuzda olan şeye. Bu böyle olmaz diyorum. Ama yani bir şeye uymak gerekir. Çünkü yazı dillerinde bir standart şart. Bir standart olacak. Bir yanlışa itiraz edebilirsiniz. Zamanla değişebilir de o. Fakat yürürlükteyse hani şunu benzer. Kanunlar, yasalar beğenmeyebilirsiniz bir yasayı ama yürürlükte olduğu sürece uymak zorundasınız. Yani böyle bir şey olarak bakmak lazım. Yazıyla ilgili, yazımla ilgili bazı sorunlarımız var. Evet, yani bazı sorunlarımız var. Onlar işte neden bitişik, neden ayrı sebepleri var. Anlam değişmesi oluyor bir kelimede. Ama sonuç şuysa problem değil. Bir gelişim süreci dahilinde tabii, ilerliyorsa tabii, problem tabii, değil. Tabii. Yani dilde hiçbir şey olmuş bitmiş değildir. Yani dil kendisi olmuş bitmiş bir hadise değildir. Onun için dili tanımlarken canlı bir varlıktır falan diyoruz. O canlı varlık oluşu sürekli hareket halinde olması, sürekli yeni unsurlarla zenginleşiyor, içindeki bazı unsurlar atıyor olması filan. Bu arada içindeki bazı unsurlar atıyor olması derken, istersen bu dilde atılan bazı kelimeler için de bir ölçü koyalım. Buyurun hocam. Yani şimdi dilde sadeleşme dedik. Bu sadeleşmenin tarihi ta 18. yüzyılda başlıyor. 19-20. yüzyılda devam ediyor. Milli edebiyat ve yeni lisan hareketiyle aslında bir ortalama şekil alıyor. Yeni lisan hareketinin öncüleri Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip gibi aydınlar. Onlar belli ölçüler koyuyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki eğer bir kelimenin Türkçesi varsa başka dilden gelen eğer bir yeni anlam kazanmamışsa ama yeni anlam kazanmışsa mesela şems kelimesi güneş. Şems kelimesi Türkçe güneş var. Şems'i kullanmaya gerek yok. Yani güneş. Evet, güneş var. Güneş var. Niye şems diyelim? Evet. Ama şems'ten türetilen şemsiye var. Evet. Şemsiyeyi kullanalım diyorlar. Evet. Yani bu çünkü yeni bir şey. Yeni bir şeyin karşılığı. Demek istediğim Türkçe'de karşılığı varsa Türkçesini kullanalım. Ama o yabancı kökenli kelimeden ya yeni bir kelime türetilmişse ya da anlam değişikliği oluşmuşsa, anlam farklılaşması oluşmuşsa o anlam farklılığıyla o kelimeyi kullanırız. Ama öbürü gereksizdir. Çünkü güneş kelimesi var. Biz yani güneş, şems dediğimizde güneş daha çok ısıtmıyor ki. Evet. Ya da batıdan doğmuyor ki. Evet. Yani güneşle ne anlıyorsak şemsle de onu anlıyoruz. Buna gerek yok. Sonra yabancı ekleri kullanmayalım diyorlar. Yani yabancı kelimeyi kullanmak zorunda kalıyorsak kullanalım. Ama onun üzerine getirdiğimiz ek Türkçe ek olsun. Yabancı ek olmasın. Mesela insan, hayvanat demeyelim. Hayvanat, at, Arapça çokluk eki. Evet. Hayvanat demeyelim, ne diyelim? Hayvanlar diyelim. Evet. Ya da nebatat demeyelim. Evet, bitkiler. Bitkiler diyelim. Evet. Veya nebatlar diyelim mesela o ek yerine. Arapça ek olmasın, Türkçe ek olsun. Arapça yerine Türkçe ekleri kullanalım. Yeni kavramlara karşılık Türkçe eklerle türetilebilir. Türetebiliyorsak o köklerle türetelim. Yoksa halk ağızlarından alalım. Halk dilinden alalım bunları filan. Şimdi belli ölçüler koyuyorlar. Ve bu ölçüler doğrultusunda aslında Türkçe bir yoluna giriyor. Sonra dil kurumunun kurulmasından işte belli bir süre aşırı özleştirme dediğim Atatürk'ün de dahil olduğu o dönemde bir aşırı özleştirme dildeki gelişmeyi o
yeni lisan hareketinin belirlediği orta yolu biraz bozuyor. Orada bütün yabancı kelimeleri atacağız filan gibi bir anlayış öne çıkıyor. Ama bir süre sonra bunun yanlış olduğu anlaşılıyor ve normal şeye dönüyor. Şimdi biz bugün mesela kitap kelimesini nasıl atacağız? Evet, kağıdı bunu, işte kağıdı nasıl atacağız? Bunun yerini eskiden Türkçe'de kullanmış bitik Türkçe karşılığı var. Ama bu artık bitiği kimse bilmiyor. Evet. Fakat kitap bize mal olmuş bir kelime. Bunu atmanın bir anlamı yok. Yani bu kelimenin Arapça kökenli olması bunu atalım anlamına gelmez. Evet. Dilde yaygınlaşmış, herkes tarafından konuşuluyor, kullanılıyor, anlaşılıyor ise bir kelime, onu kullanırız. Fakat böyle moda ve özenti kelimelerini kullanmanın bir yararı yok. Bu aşağılık kompleksi, tüketim toplumu olmanın bir göstergesidir. Hocam tinlem gibi kaç tane kelimeniz var? Ya 3-4 tane böyle türettiğim kelime var. Bunlar mesela tinlem kullanıldı bazı bilimsel çalışmalarda filan ama çok yaygınlaşmadı. Mesela şeyi de türettik. Bir de yalancı eşdeğerlik diyorlar. Yalancı eşdeğerlik. Yani mesela Türkçe'de, Türkiye Türkçesinde uçak indi diyoruz. Azerbaycan Türkçesinde uçak düştü diyorlar. Evet, evet. Ya biz onlar düştü, evet. Düştü dese biz uçak kaza mı oldu, düştü falan. Şimdi düşmek bizde de var. Fakat biz o şeyi onların kullandığı anlamda kullanmıyoruz. Bunu yalancı eşdeğerlik diye adlandırıyorlar bizim alanlarımızdaki arkadaşlar. Ben bunun karşısında yeni bir terim türettim. Yanıltıcı eşdeğerlik. Yalancı dedim biraz şey, yani kelimeyi yalancı çıkarıyor. bu yanıltıcı eşdeğerlik. Yanıltıyor bizi. Oradaki anlam farklılığı bizi yanıltıyor. Dolayısıyla yanıltıcı eşdeğerlik. Tabii özel olarak kelime türetmek gibi bir şey değil benim maksadım. Öyle bir çalışmam ama olmadı işte, da. O emojiye karşılık bir şey bulmak gerekiyor. Evet. Evet. Fakat ben işte kendimce mesela şey çok tuttu. Küçürek öykü. Evet. Küçürek öykü çok tuttu. O kullanılıyor. Ramazan Bey'le beraber işte ortak konuşarak filan. Ben dedim ki tamam bunu kullan. O dedi bak kullanacağım, sorumluluğu sana ait. Tamam. O tuttu. O çok kullanılıyor. Anadolu ağızları yerine Türkiye Türkçesi ağızları terimini teklif ettik. Dil kurumundaki bir 1997'de yapılan bir sempozyumda teklif etmiştim. Orada destek buldu ve kullanılıyor o da. İşte tinlemi türettik. O da kısmen kullanıldı, çok yaygınlaşmadı. Efendim bir de şey yalancı eşdeğerlik yerine yanıltıcı eşdeğerlik. Doğru. Hocam konu çok ama süremizin sonuna geldik maalesef. Geldik. Nasıl geçti ben de bilmedim. Siz dinledikçe öğreniyoruz. Bir de su gibi geçiyor. Oysa konu çok. Mutlaka başka bir program yapmamız gerekiyor. Daha ortak alfabe sonrasında ortak bir dil nasıl oluşur onu konuşmak lazım. Çok önemli. Ama inşallah başka program hocam. Aslında burada 16 maddelik benim böyle belirlediğim bir 16 madde var. Buyurun biz hocam. Biz bunlardan bu 16 maddeden parça parça bazı şeyler konuştuk. Fakat bunların her biri bir şey ifade ediyor. Belki başka zaman başka olur programlarda hocam. Bunları açar olur. Üzerinde konuşuruz. Başlık olarak söyleyeyim mi vakit olur, var mı? Olur. Şimdi Cumhuriyet ve sonrasında yapılan dil çalışmalarını ana başlıklarıyla yani ne yapıldı onları söyleyeyim. Bir, yeni Türk alfabesi konuştuk. Alfabe bir şekilde alfabe kabul edildi. Türkçenin bütün eğitim öğretim kurumlarında eğitim dili olarak kullanılması bu tevhidi tedrisat dediğimiz kanunla 1924'te sağlandı. Evet. Tevhidi tedrisat eğitim birliğinin sağlanması ama bizi Türkçe açısından ilgilendiren tarafı eğitim dilinin Türkçe olması. Evet. Yani ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim dilinin Türkçe olması. Sonra yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması meselesi. Bu Osmanlı aydınlarının da çok tartıştığı ve önemli isimlerin mesela Ahmet Mithat Efendi gibi Osmanlı döneminin çok değerli, çok değer verilen bir kültür ve edebiyat adamı bu konuşma dilinin yazı diline yaklaştırılması gerekir diye görüşleri var. Halk ağızlarından söz derlenmesi ve derleme sözlüğünün hazırlanıp yayınlanması çok önemli bir şey. Halk ağızlarında yaşayan yüz binlerce kelime var. Kelime var ama yaygın değil ya da kullanılmıyor. Tabii, ortak değil. İşte onlar hep derledi. Türk Dil Kurumu yayınladı. Yani bu Cumhuriyet'ten sonra yapılan çalışmalar bunlar. Tarihi metinlerden eski zamanlarda yazılmış metinleri tarayarak bugün kullanılmayan ama o tarihi metinlerde yer alan
kelimelerin tamamı çıkarılarak tarama sözlüğü yapıldı. İşte bunlar eğitim diline taşınırsa hocam yaygınlaşabilir. Yani kısmen ya, mesela evet. İvedi kelimesi öyle geldi, evet, yanıt kelimesi evet, öyle evet, geldi işte. Eski metinlerden evet. Çıkarıldı. Efendim, Türkçenin tarihsel ve etimolojik sözlüklerine hazırlanması. Mesela tarihsel sözlük ve etimolojik sözlükleri yoktu. Şimdi çok garip bir şey. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat-ı Türk'ü yazıyor. Bir de bir gramer kitabı yazacağını söylüyor. Yazıp yazmadığını bilmiyoruz. Bize ulaşmadı çünkü o. Kaşgarlı Mahmut'tan sonra 1860'lara kadar Türkçe ile ilgili ne bir sözlük ne bir gramer yazılmış. Neredeyse 1000 yıl. Yazılanlar Farsça Türkçe, Arapça Türkçe sözlükler filan. Evet. Türkler çok güzel Arapça gramerler yazmışlar, sözlükler yazmışlar ama Türkçenin sözlüklerini yapmamışlar. Yapmamışız yani. Evet. Hiçbir şey yapmamışız. Cumhuriyet'ten sonra yapılanlar buna bakıldığı zaman çok değerli. Türkçenin tarihsel etimolojisi, birçok tarihi metnin yeni harflere çevrilmesi. Alfabe değişti ama Osmanlı harfleriyle yazılmış çok sayıda metin yeni harflere çevrildi. Biz Türk Dil ve Edebiyatı bölümlerinde artık şey bulamıyoruz. Tez vermek için çevirecek eser bulamıyoruz. O çok güzel. Çünkü neredeyse Osmanlı dönemi özellikle edebi eserlerinin tamamına yakını yeni harflere çevrildi aslında. Çevirdik yani. Hocam şey var mesela birkaç tane Peyami Safa romanının çevrilmediğine dair birkaç onların hepsini aslında çıkarmak lazım. Yani kalan, eski harf, eski harflerle evet. Türkçe'ye bugün Türkçe'sini çevirmek. O belki Osmanlıca. Bir kitabını arıyordum mesela çevrilmediğini evet. Öğrendim. Öğrenince. Mesela Necip Fazıl'ın evet. Osmanlıca Osmanlı harfleriyle yazılmış yayınlanmamış bir romanını bizim bölümümüzde Sema Oruç hanımefendi buldu ve yayınlattı. O çok güzel. Evet. Öğrendik. Necip Fazıl'ın yeni bir yani yayın Osmanlı harfleriyle yayınlanmış ama yeni harflerle yayınlanmamış. Çok güzel bir hizmet hocam. Evet. Evet. Güncel Türkçe sözlüklerinin hazırlanması mesela güncel Türkçe sözlükler birçok sözlük var böyle. Çeşitli bilim alanları ile ilgili terim sözlüğü. Bu çok çok önemli bir konu. Bilim alanları, sanat alanları ile ilgili terim. Çünkü bilim terimlerle yapılır. Terimleriniz yoksa nasıl bilim yapacaksınız? Bunlar yeni bir bitki bulduğunuzda onun ismini Latince yapıyorsunuz. Yani bunu evet, yapanlara bu, evet. Biz de kızıyoruz ama yapıyorlar. Evet, Doğu ve Batı kaynaklı sözlere karşılıklar bulmak, türetmek. Eğer hani mutlaka her Doğu ve Batı kelimesine karşılık Türkçe kelime koyacağız şart değil ama gerekli olanlar için. Bilim ve sanat alanlarıyla ilgili terimleri derleme, tarama ve türetme yoluyla evet. Yapmak. Yazım kılavuzlarının hazırlanması. Bak az önce konuştuk imla ile ilgili. Kılavuzunuz yoksa Osmanlı döneminde bir yazım kılavuzu yok. Neye uyacak yazanlar? Nereye uyacak? Yok. Herkes kendi bildiği gibi yazıyor. Ama yazım kılavuzları dil kurumundan sonra yazılmaya başlandı. Bu yazım kılavuzları. O eleştiriyoruz ama daha öncesinde hiç yok. Herkes bildiği gibi yazıyor. Evet, imla demiyoruz, yazım tabii, diyoruz. Herkes bildiği gibi yazıyor. Şimdi yani yapılanların yapılmayanlara göre değerlendirilmesi evet, ya. Evet. Yapılanların kendi içindeki eksikliklerini eleştirebiliriz. Ama dünle bugünü karşılaştırdığımızda yapılanları yapılmayanlara bakarak değerlendirdiğimizde önemini anlarız. Dil bilgisi kitaplarının yazması. Mesela Türkçenin bir dil bilgisi yazılmamış ya. 16. yüzyılda Bergamalı Kadri Müyessiretül Ulum diye bir eser yazmış. Arapça kurallara göre Türkçenin gramerini böyle yazmış yani öyle böyle yazılmış bir şey. Ondan başka yazılmış bir gramer kitabı yok. Türkçenin bir grameri yok. Yazılmamış. Yani Cumhuriyet'ten sonra yüzlerce gramer yazıldı. Demek ki yapılan işler önemli. Çoğunluğu Arapça, Farsça kökenli olan kelime, terkip ve eklerin dilden atılması, yerlerine Türkçe olanların tabii konması. Bu bazen aşırı gidilmiş, bazen gereksiz olmuş, bazen doğru olmuş. Yani onları tek tek örnekler üzerinde değerlendirmek mümkün. Çağdaş Türk lehçeleri, Türk dünyası ile ilgili önemli şeyiniz var, eseriniz var. Evet. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet'ten önce neredeyse hiçbir şey yok. Yani ondan sonra şimdi ki kütüphaneler dolusu evet. Çalışma yayın yapıldı. Ve sonuç itibarıyla ben bu Cumhuriyet dönemi çalışmaları Türkçeyi nereye getirdi biliyor musunuz?
bir uygarlık dili olarak Türkçenin her alanda etkin kullanımı ile dünyanın gelişmiş ülkelerinin dilleriyle rekabet edebilecek düzeyde değerli bir dil haline getirdi Türkçe'yi aslında. Evet. Şimdi biz biraz duygusal davranarak böyle nereden kaynaklandığı çok belli olmayan, hangi bilgiye dayandığı da çok belli olmayan bazı değerlendirmelerle bizim Osmanlı dönemi dilinin dünyanın işte dilleriyle çok böyle yarışan bir dil olduğu filan varsayımı var. Böyle değerlendirmeler var. Dil aslında böyle kullanılan kelime sayısıyla filan da değerlendirilmez. Bir dilin gücü filan. Dil bir beceridir. Çünkü aynı dil malzemesini siz kullanırsınız. Çok güzel ifade edersiniz. Çok güzel cümleler kurarsınız. Çok edebi metinler oluşturursunuz. Ben kullanırım. Okunmaz kötü bir metin oluştururum. Ama malzeme aynı, dil aynı. Yetenek farklı. Yani dili kullanma bir yetenek işidir. Dili iyi kullananlar çok güzel metinler, aynı dille çok güzel metinler oluşturuyorlar. Onun için dün de bizim, bugün de bizim, onu son söz olarak söyleyeyim. Evet. Dün de bizim, bugün de bizim. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. O günkü iyiler de bizim, kötüler de bizim. Bugünkü iyiler de kötüler de bizim. Bir tarafı atıp bir tarafı göğe çıkarmanın bir manası yok. Orada varsa eksiğimiz onu da görmeliyiz. Burada varsa eksiğimiz onu da kabul etmeliyiz. Önemli olan geçmişimizle barışık, geleceğimize de umutla bakan, geleceği doğru ve güzel şekillendirmeye çalışan anlayışlar içinde olmamızdır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz hazine olduğunuzu biliyoruz, kıymetinizi biliyoruz. Allah uzun ömürler versin ki dilimiz yaşasın, dilimize katkılarınızı devam etsin hocam. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka zamanlarda, başka programlarla buluşmak dileğiyle. İnşallah, çok teşekkür ederim. Evet, konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Buran'dı. Mutlu akşamlar.